7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz öğeler içermektedir. Abla annemin bezdiği gibi senin de eşin bezmiş. Bence hiç pes etme, devam. Aynen. Tipe bak. Kadir yağlı yer buldu. Şaka, sakın. Ay unutamam ben orayı. Böyle bunlar yaptım. Çok organik duruyor. İstifasıyla konuşma Kadir ya. Yani süsleyin. Kaç tane resimden bir tane tablo çıkıyor? Şöyle yandan bakabilirsin Kadir'cim. Açıyorum. 2, 1. Sivaslılara selam olsun kardeş. Problem klimamız yok. Söylemediniz mi bizimkilere? Listeye yazmadığın bir şeyi kullanamazsın. Kullanamam. Bu nerenin yemeği? Patlıcan. Ya ben YouTube'dan öğrendim. İnternet yemeği bunlar arkadaşlar. Sen de ileride iş bölümü yapacak mısın? Ben yaptım zaten iş bölümünü. Ben daha biraz hızlı hızlı, bir de onun eli biraz ağır. Ben daha hızlı. Yayında mıyız? Evet, ne oldu ki? Tamam, ben bir saniye. Sen seyirciye farklı tarif verip kendine farklı tarifler mi yapıyorsun? Hayır, aynı tarif. Rakipler dişlerini çıkartmış, bizi bekliyorlar hepsi. Kanımızı emecekler. Eda Hanım'dan daha kötü birisi varmış, o da sen misin yemek konusu hakkında bilgisi olmayan? Benden de daha kötü birisi varsa o da Kübra Hanım. İlk ben başlamak istiyordum. Evet, güzel oldu. Evet, ilgili misin? Tamam, kesmezseniz dinler misiniz? İlla yorum yapmak için gerçekten yorum yapıyorsun. Yorum gerçekten yapmak için yanın ki yapmıyorum. Yorum size yapayım anlatmak... de. Ben hiçbir zaman ağlamam da ağlatırım çok diye. Bunu tamam, yani zaten iyi daha bilin. Çocuksun yani, daha dün ağlamışsın. Neyin ağlayacaksın ki? Yok, aşçıyız biz. Yok, biz biliyoruz. Onu ben kendim çok güzel ayarlarım mesela kıvamını. Niye ben olsun. Ayarlayamaz mıyım? Bilemedim. Köfteler bir tık büyük olmuş. Ya, sulu köfte zaten böyle olur. Bundan daha küçüğü nasıl olacak? Büyük olmuş derken. Şuna hani... bakar mısınız? Küçücük resmen. Birazcık yemeğinizi savunur musunuz Eda Hanım? Sizin bana söylemenize gerek yok. Evet, ama siz yani ben... söylemesine gerek yok. Siz hala cevap vermeyince... Şu an beni yönlendiremezsiniz siz. Yani ben bunu devam edersem boyarım mesela. Bununla doyarsın. Bulgur da içinde zaten Kadir Bey. Çok hiçbir şekilde bir şey algılayamadım. Aşırı şu an yandım. Sana patatesi de dilimleyip kızartmışsınız gibi bir... Hala sıcak. Mısır unu böyle ıslatmışsın, topaklanmış. Böyle şey dökülmemiş yani. O yüzden... unu değil o. Galeta. Ha, galeta unu. Bunlar gerçekten çok kırıcı sözler. Halbuki ben Kübra Hanım'a da gayet iyi bir puan vermişim. Şu an var o kadar basit bir tabak ki. Gerçekten şu an bu sunulacak bir tabak değil. Ama ne kadar dolu, ne kadar boş onları da bir kenara yazıyorum. Ama domates eriyen ve yok olan bir şey ya Kadir Bey, domatesi. Kız Kübra, bu bahaneleri sen git, evdeki çocuklara söyle. Kadir Bey. Haydari süzgeçten geçirdim, bir tane bile peynir kalmadı. Ya işte. Bravo Kadir'cim. Çek şöyle beni. Bir tane heykel var ya. Hanımlar, beyler, şahane lezzetlerin dostu, inatçı kirlerin bir numaralı düşmanı tek program Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim'e hoş geldiniz. Ekranların en lezzetli, en temiz yarışması Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim'den herkese merhabalar efendim. Haftanın üçüncü gününe geldik. Bugün Kurtköy'deyiz, çok güzel bir sitedeyiz. Şu anda Eda Hanım'ın evinin önündeyiz. Eda Hanım bugün kendi evinde yarışacak. İnanılmaz temizlik takıntısı olan biriymiş ve şey hep şunu söylüyormuş. Yerleri silerek rahatlıyorum. Bugün o yüzden Eda Hanım'a bol bol yerleri sileceğiz. Yemek konusunda da arkadaşlar yorumlarını beğeniyordu. İnşallah menüsü de iddialıdır. Hazırsanız hadi kapıyı çalalım. Bugün programımıza İstanbul'dan katılan temizlik takıntısı olan Eda Hanım'a konuk oluyoruz. Şahane lezzetler, muhteşem tarifler, müthiş hamaratlıklar için biz hazırız. Hayırlı sabahlar Eda Hanımcığım, hazır mısınız? Bomba gibiyim. Bomba gibisiniz. Gel. Ah, hep bu evin koridorlarını dar yapıyorlar, geçemiyoruz. Evet, gerçekten şöyle gel, öyle. Görelim efendim. Günaydın da siz. Günaydın. İnşallah bütün evi temizlememiştir Eda Hanım. Hiç şüpheniz olmasın. Hiç şüpheniz olmasın. Temizlik takıntısı olan bir hanımefendiciğimiz elinden gelmeyerek yapmış. Yani evet yani, ama evet, maalesef. Bugün ben isterdim ki seninle güzel bir temizlik yapalım, kirli yerler bulalım. Merak etmeyin, kirlendi. Kirlendi. Evet. Tabii bize göre çok kirleniyor, orası ayrı bir şey ama. Dış ses gelince bayağı bir kirli olunca artık. Ne yap, baksana ekibimiz ekip maşallah. Ekip de kalabalık olunca evin yalnız bayağı. Bizim editörümüz
Kadir, alerjim bu evde coştu. Sen niye sak gözlerini öyle kızarmış? Tozdan Kadir'cim. Benim evimde asla toz yok. Gelenler dışarıdan toz yaptı. Gelmiştir o. Dışarıda yanındaydım Kadir. Öyle miydi? Çiko gibi olmuş adam, baksana. Öyle bakıyor melin melin. Az önce ütü yaparken gördüm. Kıyafetlerde hep toz var. Benim kıyafetlerimde asla toz yok. Dur. Tozlar uçuştu. Göreceğiz. Evi de merak ediyorum. Ve Eda Hanım'ın kendi evi olduğu için şöyle bir 5000 TL'mizi de şöyle teşekkür ediyorum. Verelim efendim. Sağ ol. Kağıt para kadar da kirli bir şey yokmuş. Para temizliği yapalım. Evet. Ütüleyelim mi? Ben para ütülemeyi çok severim. Çok severim. Aa, ben de. Böyle 5 lira falan ütüyüp cüzdanıma koyduğumda jilet gibi duruyor. Ütüleyelim. Yahu ben bu zarfı 10 bölümdür kullanıyorum. Nasıl yapıştırırsın sen bunu ya? Eda'nın parayı hemen harcamasın diye kapatasın geldi. O yüzden bu kadın deterjanı harcar adam gelene kadar emin parayı. Emin olmayın, o benim 1 saatliğim. 1 saat. Ey gidi kızım. Ey gidi. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Ağzını kapatın ki deterjanı harcamayın. O zaman Eda Hanım'ı tanıyalım ve yarışmamız hızlıca başlasın efendim. Temizlik takıntısı olan bir kadın bu evde nasıl yemek yapıyor, ben onu merak ediyorum. O yüzden Eda Hanım'ı hemen tanıyın, sohbetimize geçelim. Temizlikte de senin eski tüyolarını patlatacağız. O ne öyle be Kadir Ezel Divşası gibi? Hastane günlerinden. Hastane günlerinden. Geç bakayım geç. Ne yerlere paspas atarken mi çekmiş beni? Eda Doğan ben. İki çocuk annesiyim. Medikalciyim. Aynı zamanda hem evle ilgileniyorum hem de işimizle ilgileniyorum. Aynı zamanda kimseyi kendime rakip görmüyorum. Enem Arat benimden tekrardan merhabalar sevgili seyirciler. Evet, misafirlerimiz geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Kadir Bey. Hazır mısınız efendim? Hazırız. Bugün Eda Hanım'ın günü. Evet Eda Hanım, söz sizde, buyurun. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Sizleri görmek mutluluk verdi bana. Teşekkür ederiz. Bugünkü emelimizde artık masada göreceğiz beraber. Bakalım neler yapacağız, neler yiyeceğiz. Arkadaşlar hazır mısınız? Hazırız. Hazır mısınız Emin Beyciğim? Güzel sorular var elimde. Altın bilezik önümde. Üçüncü gün oldu, hala altın bilezik evet, duruyor. Evet. Çok zor sorular. Yine ben alacağım diye düşünüyorum. Emin, bugün de mi sen bileceksin? Bugün de ben bileceğim. Eda Hanım'ın bana bugün enerjisi çok geçmedi. Çok sakin ve çok sessiz olduğunu düşünüyorum. Evet sevgili seyirciler ve arkadaşlar, hazırsanız ilk sorudan başlıyorum. Hangi medeniyet ilk olarak Maya'yı keşfederek ekmek yapımına başlamıştır? A. Mısır. B. Sümer. C. Maya. D. Roma. Evet, hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. Kübra amcığım, buyurun bakalım. Mısır diyorum ben. Mısır. Neden Mısır? Öyle o yakın geldi aslında. Bu sorunun cevabını bilmiyorum dediğim gibi. Öyle attım diyebilirim. Bak Sümer var, Maya var, Roma var. Sen direkt Roma Mısır ya dedin. Roma ya da Mısır, ikisi bana yakın geldi. Roma ya da Mısır dedin. Mısır evet. Peki Rabia? Mısır dedin. Neden? O bana yakın geldi. Aslında şöyle düşündüm. Acaba Maya mıdır diye. Hani ismi oradan geliyor da olabilir diye düşündüm. Orada bir yanılmamak için Mısır. Son kararın Mısır mı? Evet. İkisi arasında kaldım. Peki Emin Bey? Ben de Bursa diyorum. Sümerler diyorsun. Ben daha önce bu şıkkı daha önce görmüştüm. Hem de okulumda şey yapmıştım ama aklıma şu anda gelmiyor. Tek seçenek bu kaldığını düşünüyorum. Anladım. Ben de Sümerlilerden tanıdığın olduğu için yazdığını düşünmedim zaten. Peki Hülya Hanım. Kadir Bey, ben de. B şıkkı Sümerler dediniz. Evet. Peki Eda Hanım. Ben de A dedim. A şıkkı Mısır dedi de doğru cevap. A şıkkı Mısır efendim. Siz Sümerleri nereden tanıyorsunuz? Ben tamamen uydurdum Kadir Bey. Bilmediğim bir soru çünkü. Evet. Için Mısır'dan diye düşünüyorum. Şimdi biliyorsunuz ki Mısır çok gelişmiş bir medeniyet. Yani daha sırları henüz daha açıklanmamış bir sürü alet edevat var, işte ne bileyim çizimler var. Yani henüz filmlerinde daha de böyle hep ekmek yapıyorlar ya taşlardan. Ekmek yapıyorlar. Değirmen geldi aklıma. Hazır mısın? Hazırım. İkinci soruya geçiyorum. Bunu bilirsin inşallah. İnşallah hadi bilirim. Bakalım. Evet sevgili seyirciler, dünyada en çok çalınan yiyecek aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı muz, B peynir, C ekmek, D şeker. Rabia, çevir bakalım cevabın nedir? Muz dedin efendim. A şıkkı muz. Maymunlardan yola çıkarak hırsızlık yapıyorlar diye biliyorum ben. O yüzden muz yaptım. Muz yaptın evet. Da insanlardan bahsetmiştik. İnsanların ama çaldığı. Ama hayır, insanların çaldığı demediniz. En çok çalınan yiyecek. Evet, öyle olsa söylediniz. Hayvanlar tarafından en çok çalınan derdik. Ama ben öyle düşünmedim. Yanlış düşünmedim. Şaşırtmaçlı soru bu Kadir Bey. Değiştirebilirsin şu anda istersen. Hayır, değiştirmeyeceğim. İnsanların da mı muz çaldığını düşünüyorsun? Olsun, değiştirmek istemiyorum. Peki, Hülya Hanım siz neye karar verdiniz? Aynı şekilde. Muz dedin sen aynı de. Aynı şekilde, ben de maymunlardan yola çıktım. İnsanları değiştirmek istersen şu anda değiştirebilirsin. Yanıltıyor olabilirsiniz Kadir Bey şu an. Evet. Bir şey diyemem, içiniz ne kadar fesat. Peki Emin Bey siz çevirin.
Ekmek diyorum ben. Ekmek diyorsun efendim. Kendim de çalsam ekmek çalarım bence doymak için. Doymak için. Eda Hanım. Ben muzu çok severim. Ben de muz dedim. Allah Allah. En pahalı şey muz değil mi? Muz diyorlar. Ekmek i̇şte de aklımdaydı ama biraz ikisi arasında biraz şey kaldım. Çeşkide kaldım ama en mantıklısı muz geldi. Bak dedi ki ben çalsam ekmek çalarım karnımı doyurmak için. Niye muz çalacaksın Allah aşkına? Ama ben muzu çok severim. Yani ekmekle muzu görsem direkt muz derim. Evet. Buyurun Kübra Hanımcığım. Ben de ekmek diyorum. C şıkkı ekmek dediniz ve doğru cevabımız B şıkkı peynir oluyor efendim. Günümüzde üretilen peynirlerin %4'ü çalınıyormuş. Neden çalınıyor? Aydan peynir gelmişti aslında da. Muzu seçmeseydim büyük ihtimalle peyniri seçerdim. Türkiye'de en çok ekmek çalınacağını düşündüğüm için ekmeği seçtim. Peynir olacağını hiç düşünmüyordum. O yüzden böyle bir seçenek olarak ekmeği düşündüm. Hangi ülkede alışverişte daha fazla pazarlık yapılır? A. Yunanistan, B. Pakistan, C. Kolombiya, D. Türkiye. Evet Emin Bey çevirin bakalım efendim. Ben Türkiye diyorum. Neden? Çünkü pazarlık sünnettir. Ben pazarlık yapmadan hiçbir şey almam. Mesela kaç paradan kaç paraya düşürebiliyorsun bu şeyle? Ben konuşma şeyimle 500 lira olan bir şeyi 300'e falan indiririm. 500'ü 300'e indiriyorsun. Evet indiririm. O zaman senle alışveriş yapabilir miyim? Ben şeyimdir ya para almayı çok seviyorum da kendim harcamayı çok sevmiyorum. O yüzden onu biraz... Onu öğrenmiştik zaten. Onu biliyorduk. Yani az çok. Onu. Kübra çevir bakalım ben senin de, cevabın. Ben de de Türkiye diyorum. Bizdir. Pazarlık nedir? Çok pazarlık yapmam ama genelde yani öyle. Yani indiremesen de bir teklifte bulunuyor musun en azından? Bazen arada yapıyorum çok yüksekse mesela. Bence yapıyorsunuzdur göre... yani hiç yapmıyorum demeyin. Bizim Türklerin adeti bu daha çünkü. Genelde daha fazlasını veririm mesela. Yani çok ucuza vermişse bana hatta bir de fazlasını veririm kazansın diye. Ha, sen bir de fazlasını veriyorsun kazansın eğer diye. Eğer aldığım şey ihtiyacı olanlara mesela. Peki. Hani öyle. Evet Rabia Hanım siz ne dediniz? Ben C. Kolombiya'da. C. Kolombiya. Evet. Nereden biliyorsun? Kolombiya'yı nereden çıkarttın? Öyle içime doğdu. Öyle Türkiye içine doğdu. Demedim. Çünkü ben sürekli internetten alışveriş yaptığım için pazarlıkla yapamıyorum. Hmm. Bu şekilde düşünerek. Peki efendim. Evet Eda Hanım siz çevirin. Ben de C dedim. Kolombiya. Yani aslında sorunun çok pek yanıtını bilmiyorum ama biraz dışına çıkmak istedim. Normalde Türkiye'de evet pazarlık sünnettir ama bu sefer Kolombiya diyorum. Peki. Evet Hülya Hanımcığım. Kolombiya. C. Kolombiya evet. Dediniz. Peki. Orada kolonya herkes de açsın tahtasını. Evet C Kolombiya, C Kolombiya, C Kolombiya, D D Türkiye dediniz. Hazır mısınız? Hazırız. Alışveriş yapanların %86'sının pazarlık yaptığı ülke Kolombiya efendim. Tebrik ediyorum. Türkiye'de de %75'i pazarlık yapıyormuş. Bizde de varmış bayağı ama. Bizde de bayağı yani Kolombiya'da sünnet olmasa da evet. Onlar da bayağı pazarlık yapıyorlarmış. Evet. Yalnız Eda Hanım'ın şu dediği aklıma geldi. Evet günümüzde artık internet alışverişi yapıyoruz. Pazarlık çok da kalmadı. Evet. Esnafa gitmediğimiz için. Evet, bak evet. Bu da güzel evet. Hiç pazarlık yapmam yani. Hani 1 lira bile düşürün demem. Zaten hep online alışveriş yaptığım için pazarlık da yapamıyorum. Evet sorularımız bitti. Şu anda Rabia Hanım'la Eda Hanım 3'te 2. Başa başlar ve tahmin sorusuna en yakın cevabı veren zarfa gidecek. Hazır mısınız? Hazırız. Altın bilezik arkadaşlar önümüzde bakalım hanginizin koluna gidecek. Tahmin sorusunu soruyorum. Dünyanın en eski ve en büyük çarşılarından olan Kapalı Çarşı'da kaç sokak vardır? Çevirin bakalım tahtalarınızı. 400 dedi, 76 dedi ve Kapalı Çarşı'da toplamda 65 tane sokak var efendim. Eda Hanım ev sahibi olarak kazandı. Ben tahmin sorularında hep kaybediyorum çünkü bütün hepsini bilerek sona gelince artık insanların nasıl bir kem gözleri varsa beni yiyip bitirdiler. Evet, kısmet Eda Hanım'ımış evet, efendim. Emin'ciğim, Emin nasılsın? Nasılsın? Mantratörü çevireyim mi sana dur? Bugün biraz değişiklik umarım, olsun istedim. Şansınız yaver gider siz kazanırsınız. Teşekkür ederim. İnşallah hadi bakalım. Ben de dün senin için yine öyle bana dönecek diye düşünüyorum ben. Olsun senin olsun. Yine iddiamı koymak benim istiyorum için, ortaya. Hiç önemli değil. Eda Hanım şu anda benim için tam ortada. Ne güçlü bir rakip ne güçsüz diyebileceğim bir şey yok şu anda. Evet hangi renk hangi zarf? Seçeyim mi? Krem mi desem? Yoksa mavi mi desem? İyi düşün. Emin misin? Mavi de geçiyor aklımdan. Alayım mı? Tamam alın. Tamam olsun.
Ay mavi de gözüm ama yalnız. Altın gibi seviyorum ben şu an bunu. Sen kalk. Üç sorudan ikisini bil. Mavi. Üstüne bir de tahmin sorusunu bil. Krem zarfı seç. Boş çıksın o da. Ve hediye olarak çekiyorum. Ah bazı insanlar böyle kendilerine o kadar emin oluyorlar ki. Tamam, ve sonra... Bilezik, bilezik. Ve sonra... Altın bilezik efendi. Tebrik ediyorum. Caymadın, iyi gittin. Ben bir ara maviye gideceksin diye bekledim. Ve altın bileziğimizi şöyle takalım. Şansın yaver gitti hem kendi evin. Teşekkür hem de ederim. Altın bilezik gerçekten kazandım. Gerçekten söylemiştim. Evet, mavi. Daha bakarken hissettim oradan. Evet, şöyle verelim efendim. Şöyle takayım. Alkışlarınızı da güle güle kullanın inşallah. İkisi de kazansa benim için fark etmezdi ama Eda'nın kazanmasına bir tık sevindim. Çünkü onun elinde olduğumuz için ona bir teselli gibi bir şey oldu. Peki şimdi altın bileziği takmış bir ev sahibi olaraktan nasıl bir menü yapacak? Nasıl yemekler çıkaracak merak ediyor muyuz? Evet. Ediyoruz. O zaman sayın menünüzü. Bugünkü benim Sivas usulü sulu köfte. Onun dışında ana menümde... Ay yok ya. Şu heyecandan. Heyecan yaptım. Dış ses bence bize bir saysın. Çorba, Sivas usulü sulu köfte. Ara sıcak, çıtır patates kroket, yanında haydari. Ana yemek, tavuklu patlıcan bohça, pirinç pilavı ve hibiskus şerbeti. Salata, mevsim salata. Tatlı. Tiramisu. Baklava. Baklava. Baklava, aa. Bir şaşırdınız. Yok. Ne oldu? Böyle tiramisu'na gidip gelindi ya onu anlamadık hangisi diye. Herhalde tiramisu istiyorlar. Sıcak baklava pek beğenmediler. Bence baklava daha bence güzel baklava daha iyi. Bence tiramisu olsun. Tiramisu soğuk çok yaz basit. Günü. Ben çok severim. Tiramisu'yu herkes biliyor artık zaten. Bence baklava mı tiramisu mu? Söyle şunu. Hanımefendi o kadar yetenekli ki ikisini de yazmış. Hangisini isterseniz onu yapayım diyor. Evet. Öyle mi kız? İçin menüleri açın. Halk oylamasına bırakıyoruz. Tiramisu yapacakmış Kadir. Oh ellerine sağlık. Soğuk soğuk evet, güzel gider şimdi yaz günü. Ondan beklediğim bir menüydü açıkçası. Zaten bu yemekleri kötü yapmaya bir şansı yok. Zaten bilindik ve kolay bir yemekler. Lezzeti de benim sevdiğim yemekler. Şimdi size kahvelerimi getireceğim. Kahvelerimi getireceğim. İkramlarımı. Peki bekliyoruz. Haydi bakalım. Eda Hanım ilk tanıştığımız gün beri çok samimi geldi bana ve çok özgüvenli bir kadın olduğunu düşünmüştüm. Menüsünde de gayet iddialı olacağını düşündüm. Ama bugün okuduğum zaman ben çok şaşırdım açıkçası böyle kolay bir menü seçmesine. Eda Hanım'dan bu menüyü beklemiyordum. Ara sıcakta patates kroketle yanında haydari var. Bana göre saçma bir menü açıkçası yine. Yine saçma. Yine saçma geldi. Dünkü de mi saçmaydı? Dünkü saçma dememiştim ama şimdi ama yine saçma deyince öyle oldu deyince sanki. Böyle siz ben sonra bugünkü komple saçma olmuş oldu. Yani bana da saçma demişlerdi ya o yüzden tamam. Bana göre bu da çok saçma. Ben sizden bahsetmiyorum farkındaysanız. Ben yine saçma bir menü. Eda Hanım'dan bahsediyorum tamam, şu an. Tamam ama yine saçma bir menü. Siz niye kendinizi şu an kattınız? Ben Hülya Hanım'dan bahsediyorum. Yine saçma bir menü dediğiniz Eda zaman bu hafta komple saçma olmuş olmuyor mu Kadir Bey? Şimdi yine deyince iki yani gündür yani saçma bir menü vardı. Bugün yine bir saçma menü oldu. Bakın, yanlış mı telaffuz ettin yoksa cidden Rabia'yı da kattın mı işin Rabia'yı için? Katmadan direkt Eda Hanım için konuşmuştum ama o kendi üstüne aldıysa demek ki onunki de saçma yine olmuş. Yine dediğiniz için üstüme alındım. Yanlış konuşuyorsunuz o zaman. Yani Rabia tabii ki Eda'dan daha kötü. Rabia'ya göre bir tık daha iyi olabilir çünkü ev hanımı olduğu için. Rabia zaten hiçbir şey bilmiyor. Kübra Hanım benim hakkımda hiçbir şey bilmediğimi söylemiş ama benim menüme baktığım zaman bir de onun menüsüne baktığım zaman benim menümün yanından bile geçemez. 3 gündür ara sıcağı sürekli karşılaştırıp duruyor. Kendisi yağ çorbası yapıp getirmişti. Dün benim böreğim gayet de güzeldi. Eda Hanım güne şanslı başladınız. Ne diyorsunuz? Evet bugün gerçekten şans benden yana. İnşallah yemeklerimde de böyle olurum. Yemeklerimi inşallah yetiştireceğim ve bomba gibi olacağız bugün. Bugün bendesiniz. Hülya abacığım sen ne düşünüyorsun? Uyumsuz ikisi. Uyumsuz. Peki saçma mı sana göre de? Saçma değildi, uyumsuz. Uyumsuz. Neresi uyumsuz? Ara sıcak mı, ana yemek mi? Çorbası ben tam anlamadım. Sulu, sulu köfte, köfte çorbası mıdır? Bu nasıl bir şeydir? Bu... Yani köfteleri küçük küçük yapıyorsunuz. Ben onu yemek diyetine yapıyorum mesela sulu köfte yemeğim benim vardır. Evet patatesli falan. Patatesli hani havuçlu ben öyle yaparım. Ana yemek, ana yemek olarak yaparım ben sulu köfteyi. Bazı yörelerde sulu köftenin köftesini biraz daha az yapıyorlar. Suyunu biraz daha fazla koyuyorlar. Çorba niyetine içiyorlar. Evet. Hmm. Bir de biz de patatesli pirinçli köfte yaparız. O da sulu köfte yemeği olarak yiyoruz. Şimdi yapmadığım için bilmiyorum nasıl bir şey gelecek karşıma. Peki başlangıçta köfteli bir çorba... Ağır sanki biraz. Ağır. Evet köfte olması. Sivas usulü dedi. Oralarda seviyorlar öyle evet köfteli mefteli çorbaları. Olabilir. Ara sıcak tabağını nasıl buluyorsun? Mesela dün Rabia'nın tabağına boş dediler. Bugün patates kroketle haydari var. Ama işte görmek lazım Kadir Bey şimdi hani. Patates kroketle haydari neyini göreceksin Hülya abla? Hani patates... boş anlamadım hani dolu hayır, mu boş yani mu derken. Ağırlık olarak doyurucu yani gerçek bir ara sıcak tabağı gibi duruyor mu? İşte şu patates bu, doyurucu bu... olabilir patates olduğu için, nişasta olduğu için. Yoğurt da yanında eşlikçisi yani.
Şey, lezzetler uyumlu manaj dediğim bence gibi tatmak lazım. Bence bu ara sıcaktan Hülya Hanım, ay şey pardon, Kübra Hanım çocuklarına göre bir ara sıcak. İşte bayağı evet, dolu dolu yerler. Evet. Burası sonuçta bir yarışma. Ben buraya kimseyle arkadaş olmaya, tatlı gözükmeye gelmedim. Burada kendi hakkımı savunacağım. Yanlış ne varsa onu söylemeye, doğruları da söylemeye geldim. Peki Emi, sen ne düşünüyorsun? Yine ben, o kenardan kenardan gülüyorsun. Ben biraz daha bugün sessiz kalmayı tercih ediyorum. Benim düşüncelerim, benim düşüncelerim önemliyse çorbanın biraz ağır olduğunu düşünüyorum ben başlangıç olaraktan. Emin Bey'in konuşmayı bildiğini gerçekten düşünmüyorum. Hani ona bir garezim olduğundan değil. Çünkü yorumlarım değerliyse konuşacağım o zaman diyor. Buraya zaten biz yorum yapmaya geliyoruz. Senin değerli olup olmamasıyla bir alakası yok yorumlarının. Patates, kroket ve yanında haydariydi. Bence ara sıcak olarak biraz kolay bir ara sıcak olduğunu düşünüyorum. Patlıcan bohçası mıydı? Evet, patlıcan bohçası tavuklu. Umarım güzel yaparsa ondan umutlarım yüksek diye düşünüyorum. Diğerlerine çok peki, şey yapmak istemiyorum. Peki bugün niye az konuşmayı düşünüyorsun? Kendi günüm geliyor. Çünkü ödülü kazanamadım. Işte. Kendi günüm geliyor. Birazcık kendi günümü oynayayım arkadaşlar gibi. Eda Hanım da kendi gününü oynuyordu. Biraz dedim Eda Hanım'dan ve Hülya Hanım'dan biraz taktikler alayım. Ayrıyeten de bugün altın gitti. Ben moralim bozuldu. Takımını ve şeyi aldığımı aklım altındaydı. İşte adaletli konuşunca böyle oluyor demek ki. Siz de alamadınız. Hiç adaletli değilsiniz. Ben yine bir şeyler aldım yani. Adalet i̇şte, dengem yüksek. Bir şeyler aldınız, onu alamadınız. Senin hiçbir şey alamadın. Hiç adaletin yok demek bu. Emin Bey 18 yaşında aşçıyım diye gezeceğin önce bir gitsin edebiyat Türkçe öğrensin. Ben konuşmayı gayet de çok iyi biliyorum. Gerektiği yerde lafları giriyorum. Gerekmediği yerde de girmiyorum. Onun gibi boş konuşmaktansa susmak biraz daha iyi. Hülya Hanım'ı niye kattın bu işin içine? Hani biraz daha sessiz kalıyorlar. Kübra Hanım olsun, Rabia Hanım zaten maşallah. Şimdi benim... Hani biraz daha kıyaslamaya girdiğim için biraz daha böyle sesimizin yüksek olması daha iyi olur diye düşündüm. Bence Hülya Hanım bir konuşunca böyle bin konuşuyor gibi bir hissiyat veriyor. Teşekkür ederim. Hülya Hanım'ın yorumlarının hiçbirisini mantıklı bulmuyorum. Benim masamda çok sade dedi. Buraya geldiğim zaman çok abartı dedi. Yani bir ortasını bulamadık. Bakalım haftanın sonuna kadar Hülya Hanım'ın istediği gibi masa görecek mi? Bence Rabia Hanım tamamen boş konuşuyor. Rabia Hanım çok konuşuyor zaten. Ama hiçbiri anlamlı değil. Hepsi boş konuşuyor. Yemeklerimin dediklerinizin altını doldurmadan. Tamam, ben hepsini beğendiniz, kötü bile diyemediniz, ortadayım şu an dediniz. Ne bekliyorsunuz peki? Yarışmacıların hepsinin bu şekilde düşündüğünü düşünüyorum. Ben hepsine göre daha açık sözlüyüm. Daha anlatımlı yorumlar yapabiliyorum. Ve kendileri hiçbir şey yapamadıkları için bana sadece boş konuşuyor diyerek karşılık vermeye çalışıyorlar. Başka hiçbir kelime kullanamıyorlar. Evet, ne diyorsunuz? Abartı diyorum ben Kadir Bey. Gerek yok yani bir kahve sunumun yanında bu bence kadar abartı. Bence abartı değil. Ben abartıyı çok seviyorum. Kadir ben Bey bizi çok güzel ağırladı. Çok fazla ikramlar, çok fazla. Ben çok güzel ağırladı. Ya, teşekkür yani ediyorum. Olması gerektiğin dışında mı? Gereksiz ikram. Ben de şöyle bence düşünüyorum. Hülya Hanım'a sade koyduğun zaman sade diyor. Biraz şatafatlı koyduğun zaman çok abartı diyor. Bilerek yapıyor çünkü. Bilerek kendisi kazansın ve kimseyi beğenmedim düşük puan vereceği için bunun altını doldurmaya çalışıyor. Türk kahvesinin yanında olması gereken çikolatasıdır, tatlısıdır. Yanı ikram yapması çok güzel bir şey ama keşke kahvenin yanında tüketebileceğimiz güzel şeyler olsaydı. Kurabiyeyi ben şu anda kahvenin yanında nasıl yiyeceğim? Kahve benim o bence gereksiz şerbetle, sunumlar da var yani. Onu da şerbet birazcık şey yapmanız çok güzel lazım. Gider. Evet, ben sadece kahveye kurabiyenin yanında şerbet yaparım. Emin'le Hülya beğenmedi çünkü onların öyle bir şey yapacaklarını düşünmüyorum. Öyle bir sunum da yapacaklarını düşünmüyorum. Eda Hanım'ın sunumunu gördüğüm zaman gerçekten çok beğendim. Sunum da bu şekilde yapıyorsa yemekte ne kadar güzel şeyler yapacağını düşündüm ama menüyü okuduktan sonra hiç beğenmedim. Şu anda anlatmak istediğim şey buydu zaten. Bunu yedikten sonra ben sabaha masaya koyacak boş yerim bile yok. İki dakika sesini sus. O zaman Emin sen bize herhalde sadece bir kahveyle ağırlayacaksın büyük ihtimalle. Bir benim günde göreceğiz zaten. Benim günde merak sadece etmeyin. Sadece bir kahveyle ağırlayacaksın. Hayır, kahve şu an tüyo vermek peki, istemiyorum. Peki bir şey diyeceğim. Sen bu sunumu beğendin mi beğenmedin mi? Şu tepsiyle şu hibisküsü de buraya koysaydın efsane. Şu ne diyorlar kurmadım sunumlukları falan ben çok beğendim ama şu tatlın da çok güzel ama kurabiyeyi falan böyle masayı hani biraz daha boş tutsaydın. Sunum elimizde şimdi olarak, bir şey diyeceğim. Ben şerbeti biraz beğendin, daha yoğun geliyor. Şerbeti beğendin, bu tatlıyı beğendin bir kez kurabiyeyi fazla geldi. Ama bir şey söyleyeyim mi Emin ama Bey? Ama tam olarak beğendim, sıkıntı yok. Hani bunu teşekkür vurgulamaya ediyorum çalışıyorum. Evet. Ben normalde misafirlerim geleceği gün, ertesi gün aslında bu hani bir yarışma programı olmasaydı şu an sofram dahi hazırdı. Ben yarışma programı olduğu için hiçbir şeyim hazırım. Ben geceden her şeyimi yaparım, yani hazırlarım. Mesela dün akşam ben bunlar için 3'te yattım. Aynı zamanda bir şey fark ettim ben. Eda Hanım hiç kimseye kahve sonumu nasıl içersiniz diye sormadı. Direkt arka arkaya hepsini getirdi koydu sehpanın üzerine. Çok gereksiz kalabalık vardı sehpada. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Her şey için teşekkür ediyoruz. Rica ederim, ne demek. Misafirlerimizi uğurlayalım. Eda Hanım bütün gece temizlik yapmış ama bir de biz gezelim evimizi. Eda Hanım'ın temizlik takıntısını
Bunu nasıl aşmış, aşabilmiş mi, eşiyle neler yaşamış? Güzelce bir temizliğimizi yapalım. Hem de Eda Hanım'ı iyice bir tanırız temizlikte. Haydi buyurun. Ben temizlik için yıllar önce bir psikoloğa kadar gittim. Arkadaşlarım çok eleştiriyordu. Neden bu kadarsın? Neden fazla temizlik seviyorsun? Niye bu kadar kendini yıpratıyorsun diye bana çok kızıyorlardı. Ama bu benim küçüklüğümden gelen bir tabir, ne diyorsanız hastalık ya da temizlik diye. Yani bu temizlik hastalığı küçüklüğümden beri devam eden bir hastalık. Temizlik takıntısı olan Eda Hanım, bakalım mutfakta nasıl bir performans sergileyecek? Problem kıymamız yok. Söylemediniz mi bizimkilere? Listeye yazmadığın bir şeyi kullanamazsın. Kullanamam. Ama pilav yok. Anam yok. Bu nerenin yemeği? Patlıcan. Ya ben tuttan öğrendim. İnternet yemeği bunlar arkadaşlar. Sen de ileride iş bölümü yapacak mısın? Ben yaptım zaten iş bölümünü. Yani rahat rahat hızlı hızlı, bir de onun eli biraz ağır. Ben daha hızlı. Yayında mıyız? Evet, ne oldu ki? Tamam, ben bir saniye. Sen seyirciye farklı tarif verip kendine farklı tarifler mi yapıyorsun? Hayır, aynı tarif. Rakipler dişlerini çıkartmış, bizi bekliyorlar hepsi. Kanımızı emecekler. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan Kadir İzildi ile... En hamarat benim de. Haydari süzgeçten geçirdim, bir tane bile peynir kalmadı. Ya işte. Bravo Kadir'cim. Çek şöyle beni. Bir tane heykel var ya. Evet. Ne oldu? Ne oldusu var mı? Allah şuraya bir bakar mısın? Bizim adetimiz nedir millet olarak? Misafirlik konusu, misafir ağırlama konusunda. Elinden geleni yapmaya çalışmak. Yani en fakirimiz bile mutfakta neyi varsa pişirir, taşır, misafirin önüne koyar. Evet. Gerekirse biz yemeyiz, misafirimize yediririz. Peki oturan arkadaşlara bak bakayım. Aralarında böyle Venezuelalı ya da ne bileyim Romalı var mı? Hepsi Türk değil mi? Evet. Peki bu adetten haberleri mi yok onların? Yani neden bu kadar garipsediler bu olayı? Neden bu kadar abarttılar? Hadi başlayalım. Hemen şurayı kaldıralım. Elin marifeti değil. Dilin marifeti. Onu göreceğiz. Elinin marifetine bir şey diyemem şu anda ama cevapların böyle %25 falan hep boş altları. Benim için Eda Hanım biraz gösterişi seviyor. Onu fark ettim. Bugün daha çok fark ettim kahve sunumunda. Yani ne var ne yoksa sehpaya getirdi. Güzel bir hareket kendince ama biraz karışık oldu. Gerek yoktu o kadar fazla ikrama. Ben temizliği seviyorum. Nedense temizlik hastalarının hiç evleri temiz gelmiyor. Evet. Sürekli tekrardan kirlendiğini hissediyoruz. Evet evet. Ama kimi insan da haftada bir yapıyor. Evi ona böyle baldak yala gibi geliyor. Ya yok gerçekten. Hani sabah kalkıyorum, akşam temizliyorum. Sabah kalktığımda bakıyorum. Yok ya diyorum, bu akşam temizlemiştim ben bu evi. Hiç sanki temizlenmemiş gibi. Sanki temizlenmemiş gibi. Ve kısır döngü içerisinde ilerliyorsun. Geçmiş olsun tekrardan. Teşekkür ediyorum. Yalnız çocuklar da adam da yaka silkiyorlar. Niye? Yazık. Bıkmışlar. Öğle arası oğlu geldi buraya, diyor ki şuraya film izlemek için oturdum diyor. Sürekli süpürge çalıştırıyor. Beni rahat ettirmedi diyor evin içinde. Oğlan kaçtı gitti. Bari dedi siz uğraşın. Kafasını dinleyemiyor evde süpürgenin sesinden. Zaten Eda Hanım her konuda kendini fazla göstermeye çalışıyor. Sadece yemekte değil, yemekte de aynı şekilde. Yani önde olmayı seviyor sanırım kendisi karakter olarak. Benim haz etmediğim insan tipi bunlar. Çekmecenin içi de temiz. Arka kısımları gayet güzel. Kadir hanımefendinin bir tane videosu var. Ne videosu bu arada? Evet. Senin hastanede çalıştığın zamanda çekilmiş bir video Kadir'ciğim. Haftanın ilk günde de bana bir bahsetti ama sizin dedi böyle böyle eşim dedi, medikal dedi. Seni hastanede bir şey yaparken videoya çekmişler. Bir şey yaparken? Şu an izlerken utanacaksın. Hastanede hiç utanacak ne yaptım ki ben acaba? Annemin bezdiği gibi senin de eşin bezmiş. Bence hiç pes etme demem. Aynen. Eşim ne kadar size beni kötülediyse artık, isyan ettiyse. Annemin bezdiği gibi senin de eşin bezmiş. Bence hiç pes etme demem. Abi bak hafiften aynen. Gözüm ısırıyor şu anda. Depoda görünce evet. Biraz daha gözüm ısırdı. Depoda size malzeme veriyordu. Hatta o ara biz görüntülü konuştuk sizinle. Ta 5 sene önce. Bazen böyle yanıma geliyorlardı. Ya bizim hanım senin için, ben arşivde çalışıyordum ama yanımızda medikal depo vardı. Medikal malzeme evet. Getiren ya da başka mal getiren arkadaşların eşleri ya da hanım anneleri falan izlediği için ya bizim hanım ya da annem seni çok seviyordu. Genelde video çektiriyorlar. Evet. Bak bu da onlardan bir tanesi. Sizi bir gün görmüş depoda. Deponun o kadar düzenli olduğunu görmüş ki. Arşivi görmüş. Evet arşivi. Özür dilerim. Arşivi o kadar düzenli görmüş ki. Bir gün bana geldi, bir tane beyefendi var dedi. Arşivi o kadar düzenli ki dedi. Yani git sen dedi, çok rahat edersin orada dedi. Çok güzel dedi. Ben o dolapları siliyorum böyle evet. Dosyalar sildi. Evet ben de hastanede çalışıyorum. Dedim ki nasıl ya, çok merak ettim. Bir gün çeksene bana dedim, kimmiş bakayım diye. O ara sizin videonuzu çekmiş. Ama az çok hatırlıyorsam abi bayağı bıkmıştı. Ya dedi ki hanım dedi oturtturmuyor bizi dedi. Bak yavaş yavaş hatırlıyorum ben bunları. Allah, annemin bezdiği gibi senin de eşin bezmiş. Bence hiç pes etme devam. Aynen. Tipe bak. Hey ne kadar gencim. Bezdiği gibi senin de
Yalnız o zaman sivilce ilacı kullanıyorum ben. Evet, yüzüm soyuluyor. Belli zaten. Evet, o zaman yüzüm nasıl? Bir de o sıcak ya hava peçete böyle yüzüme yapışıyordu. Evet, evet. Ey gidi bir de nereye? O zaman o kadar çekiniyordunuz ki. Yani ben dedim hatta ekranlara çıkınca bu Kadir Bey, bu Kadir Bey mi dedim acaba? Ne kadar çekiniyor, evet, utangaçtı. İlk zamanlar. Utangaçtı, zorla açtık. Eşim ve çocuklarım direkt işten ya da okuldan geldiklerinde ellerini hiçbir yere sürmeden direkt banyoya gidiyorlar. Banyodan çıktıktan sonra, duşlarını aldıktan sonra tabii ki rahat evlerinde istirahat edebiliyorlar. Şimdi neden temizlik hastasısın? Yani nedenini bilmiyorum ama ben küçüklüğümden beri düzeni... Annen de temizlik hastası mı? Benim annem de temizliği çok sever ama benim babam düzenli, çok düzenli. Küçükken bize birazcık onu aşılamış olabilir. Hatta psikoloğa gittim de böyle söylemişti. Ha, gittin mi psikoloğa? Evet. Ne anlattın mesela? Ne dedi? Sen çok merak ediyorum. Psikologa bu konuda ne diyor? Aslında düzen takıntını asla yenemezsin ama temizliğine bir kısmı da olsa hafifletebilirsin dedi. Gittim, faydasını gördüm. Eskiden daha aşırıydım. Şu an normal. Eşim artık rahatsız olmaya başlamıştı. Demek hangi konuda en çok rahatsız olduğu konu neydi? Sürekli onu, ben daha önce Sultanbeyli'nde oturuyordum. Sultanbeyli'nin evinde direkt işten gelir gelmez kapıda karşı bina falan kimse görmediği için kapıda soyunuyordu. Terliklerini... İşten geliyorsunuz, kapıda soyunup içeri giriyorsunuz. Güzel aslında evet, bence. Direkt banyoya giriyordu. Ve ben sonra dedim ki ya çok zulmediyorum bu adama. Yazık, günah. Anne. Ha, eşim mi seni tuttu? Hadi artık psikoloğa gidiyoruz. Yok, yeter dedi. Yok, öyle ısrar etmedi bana. Dedi ki nasıl yapacaksın, ne yapacaksın? Yani bu böyle olmuyor. Gerçekten ben de baktım, o da huzursuz bundan. Artık dedim ki benim bir gitmem lazım. Ama şu konuya değinmek istiyorum. Gelen misafirlerim asla bende rahatsız olmazdı. Süper bir şey işte. Asla. Ya evde ne yapıyoruz diye sabahtan beri peşimizde geziyor. Bir tuvalete girdim, rahat vermedi. Evim hatta. Hep tedirgin etti beni. Bu mu rahat ettirmiş halin senin? Bir de sana bakmıyormuş gibi yapıp, ay orada bir şey unutmuştum. Ben de az önce çocuk odasına giymeye gittim ya, çıkıyorum tam. İçeri gel dedi ki ay evim battı, evim battı, evim battı. Ben yer silmeyi çok seviyorum. Aynı zamanda tozları almayı çok seviyorum. Ütüyü işin açıkçası çok pek sevmem. Genelde onunla sağ olsun eşim ilgilenir. Bu arada bu her şey gold olduğu için arkadaşlar makineye girmiyor. Maalesef. Çok bela bir şey. Bence Eda temizlikte başarılı olur. Yemekte başarılı olamayacağını söylemiştim ama temizliği yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü kendisi ev hanımı ve çocuklu bir kadın olduğu için temizlikten anlıyordur. Kadir, yağlı yer bu oldu. Sakın, sakın. Ay, unutamam ben orayı. Elim yağlı demeyin. Sakın, o kadar değil. Ya hayır, tertemiz. Gel bakayım. Burası mı? Kız yok, şaka yapıyorum, gel. Ha, küçük çaplı bir kalp krizi geçirdi ödüm zaten. Ödüm koptu. Tabii biraz tozlu olabilir çünkü tatilden tatile gittiğim için. Eda Hanım'ın temizlik konusunda iyi olacağını düşünüyorum. Umarım menü gibi beni bu şekilde de yanıltmaz. Eda Hanım o kadar deneyimliyim, ev hanımıyım gibi şeyler söyledi. Bence bugün temizlikte güzel, hamarat bir yarışmacı olacağını düşünüyorum ben. Peki biz buradan nereye geçeceğiz Esra Hanım? Şey, Eda Hanımcığım. İçeri, salona, salondan başlarım. Benim adım Kadir'se... This is. Bu evin içinde de sana muhakkak bir etap yapacaktır, haberin olsun. Yo, yapmayacağım. Yapmayacağım mı? Evet. Yani Eda Hanım evin genelini temizlediği için... O zaman tamam, verin bir kahve fincanı bana. Salondaki halıya dökeyim. Eda Hanım temizlesin. Bir şey oldu, ona başım dönüyor. Kadına kalp krizi geçirtirecek. Hiç diye dökeyim, hemen alırsınız. Alamaz mısınız? Alırım ama onu temizlemem saatler sürer. Benim bugün yemek programı sana var. Bir şey değil mi? Mutfağı falan unut ya. Bütün günün halıda geçiriyor. Sinir krizi geçirir. Hemen yapar ya. Bence biz hiçbir şey dökmeyelim. Şöyle ama güzel, biz neyi çıkartacağız? Neyi çıkartacağız biz? Biz sizin temizliğinizi nasıl göreceğiz? Hadi bir şey bulun, bir şey temizleyelim. Çok çabuk bir insanımdır, hızlıyımdır, güler yüzlüyümdür. Bulunduğum ortama çok çabuk ayak uyduran biriyimdir. Bu konuda da bu huyumu seviyorum. Siz merak etmeyin efendim, Eda Hanım için gayet güzel bir etap düşündük. Ve görünce o da şok olacak. Ne? Hazır mısın? Bulaşıkları yıkasın, devam ediyoruz. Yani Kadir Bey'i zaten öncesinden beri takip ediyorum. Ve bana çok benzetiyorlar. Bu yarışmaya katılmada en büyük rol arkadaşlarımın. Arkadaşlarım çok istedi. O yüzden Kadir Bey'le bugün mutfağımız o kadar neşeli geçecek ki, o kadar eğlenceli geçecek ki, birbirimize çok güzel ayak uyduracağız. Eda, yemek bilgisi bence sadece kendi devamlı yaptığı yemeklerden başka yemek yapmadığını ve bilmediğini düşünüyorum. Klasik bir ev hanımı bilgisi var. Onun dışında fazla bilgisi olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki bu bilgiyle benimle yarışamaz. Evet sayın seyirciler, Eda Hanım'ın muhteşem sanat eserleriyle bezeli salonundayız tekrar. Böyle bunlar çok organik duruyor. Çok güzel duruyor. Yani... Ve... İstifasıyla konuşma Kadir ya. Hayır, öbür hanımınki imitasyon olduğu belliydi yani, anladın mı? Bak içindeki motif falan aynı Topkapı'dakiler gibi benziyor, evet. Yani daha doğal duruyor. Mesela bunun ismi Rolye. Bunun çalışmasını yapıyoruz. Yapmıştık arkadaşımıza. İçerisinde bir tane arkadaşımız bunun kursuna gitmişti. Biz grupça şey yapıyoruz. Hani hangimizin bilgisi varsa bu konuyla ilgili toplanıp o kişi o kişiyi öğretiyor. Bir kişiyi kursa yolluyorsunuz. O öğrenip geliyor, hepinizi öğretiyor. Hepimizi öğretiyor. Biz hepimiz beraber böyle birbirimize
alıcı. Bu şimdi ahşap mı, plastik mi, kağıt mı? Bu kağıt, rolye. Bunu kesip kesip yapıştırıyoruz. İlk önce zeminini hazırlıyoruz. Sonra üstünü hazırlıyoruz. En üstünde de sprey var zaten. Ben şimdi size bunun gerçeğini göstereyim mi? Var mı elinde? Evet, Allah aşkına bir getirsene. Yarım kalmış. Eda Hanım'ı ilk günden beri sadece hani rakip olarak Eda Hanım'ı görüyordum ama artık hiçbirisi benim rakibim değil. Bunlar kağıtlı oluyor. Mesela şunlar tam kağıt olarak. Böyle abi kesip saniye. Kesip böyle kat kat üç boyutlu haline getiriyorsunuz. En son spreyle yani süsleyip. Kaç tane resimden bir tane tablo çıkıyor? Şöyle yandan bakabilirsin Kadir'ciğim. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 tane falan. Aralarına çubuk da koyuyorsun. Evet. Bayağı uğraştırıcı bir şey. Boyut katıyor yani. Peki size ne kazandırıyor bu mesela? Yani ben kendim yapıyorum hediye olarak. Bir meşgale, bir rahatlama. Evde boş kalmama. Yani zaten boş değilim. Kendi işimizi de yapıyoruz ama aynı zamanda evde kaldığım için ara sıra bilgisayardan da çalıştığım için. Sen aynı zamanda medikalci miydin? Evet, biz medikalciyiz. Kendi işimiz olduğu için evden çalışıyorum ben. Ara sıra boşta kalınca kadın böyle. Kadın hem gece günde temizlik yapıyor, hem medikalcilik yapıyor. Bir de üstüne boş vakti varmış gibi bununla uğraşıyor. Evet. Vallahi helal olsun sana. Güzel sanat dediğim budur işte, gördün mü? Eda Hanım'ın günü geldi. Hala sessizliğini koruyor. Bence gününü oynayan birisi varsa şu anda Eda Hanım. Hazır mıyız? Eda Hanım'ı banyoya göndereceğiz. Sana sürpriz var. Neden? Bir şey diyeceğim. Bir ara bir bebek yatağımız vardı. Bebek bezi açıyorduk ve temizliyorduk. Ama ben hiç inanmam. Aa ne güzel. Ben arkadaşlarım çocukların altlarını değiştirin. O zaman bir geçelim. Boş zamanlarımda bebek bezleri temizlerim. Belki kadın yardımlaşmayı seviyor. Banyoya mı geçiyoruz? Evet geçelim hadi gel. Eda Hanım bugün çok panik yapacak. Çünkü heyecanlı panik bir bayan. Yani zannetmiyorum biraz zorlanacak mutfakta. İki kova su olduğuna göre ya yıkanacak bir şey ya çitilenecek bir şey. Acaba ne? Ay buralar ne? Yok kız yok. Aklına gelen şey değil canım, o kadar da korkma. Burası sanki hiç... Klozet dedi. Kadın zannediyor ki yerlere bir şey yaptık ya. Hayır burada başka bir şey var. Açıyorum. 2, 1. Aa yok canım. Ben dedim ama yapmazlar diye. Yok aklın çıktı değil mi? Eda çok tez canlıdır. Beklemeyi sevmez ama bekletmeyi sever. Arkadaşlarım bu konuda çok sistemli bana maalesef. Elinde mini bülbüldür dili. Mehlenin gülü meşre hanım. Haydi bakalım efendim. Ne ki ne? Kahve mi o? Çikolata. Çaklıt efendim. Ne ardından? Bu ne? Koyu bir Türk kahvesi. Gözün korkar mı böyle şeylerden? Hayır. Çıkarabileceğine inanıyor musun? Evet çıkarırım. Bak bakayım gözüme. Evet. Bulaşık sabunu mu tercih ediyorsunuz? Evet. Sebebi nedir? Daha çabuk çıkarıyor. Peki neden leğenli değil de kovayı kullandınız? Ama kovayı kullan dediniz. Yok kovada sularınız var dedim. Temizlik takıntısı olan Eda Hanım bakalım çikolata ve kahve lekelerinin aklından gelecek mi? Meraklı izliyoruz efendim. Hırsı. Nasıl böyle ya? Hanımefendi inşallah beklentilerimizi boşa çıkartmaz da lekeleri çıkartır. Tamam mı? Çıktı mı? Tamam çıktı azıcık. Azıcık bilmem şöyle baktığımızda. Hadi bak bütün Sivas seni izliyor. Bütün Sivas. Sivaslılara selam olsun kardeş. Hanımefendi Karslı ama Sivas gelini biliyorsunuz ki. Oo, siyah saçın dolan. Sesin güzel mi? Benim mi? He? Yok, çok cırtlak sesim bence var. Bence ucundan bir başla gelir. Yok. Siyah saçın dolan. Boynunda kurbanın olan. Eminim. Senden başka yarı seversen bu ellerde nasıl durup Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına. Bırak beni vurak. Bu havlu çıkmıyor galiba. Ey! Evet 5 sene önce eşi beyefendi Eda Hanım'a beni anlatmış. Hastanede bir çocuk var aynı sen gibi demiş. Bana da anlatmış. Ben de bir selam videosu göndermişim. Ve 5 sene sonra şu anda Eda Hanım'la yan yanayız. Manifest deyince de biz diyoruz. Evet. Peki bundan 5 sene sonrası için kendini nasıl bir manifesto belirliyorsun? Manifesto böyle en az 4-5 dairesi olmuş. Kila geride gayet iyi biri olarak kendimi hep manifestliyorum. Ya sen küçük Emrah mısın? Ne zannettin ya ben de küçük başladım bu işe. O yüzden... Gayrimenkul zengin olarak bu işe devam etmek istiyorum. Ünüm de zaten kendiliğinden o yavaş yavaş geliyor. Hanımefendi gördünüz mü? Yeni neslin en büyük hatası bu. Dairelerim olsun. Bir saniye insan eksiği olan şeyler için hayal kurar. Elimde olan bir şey niye hayalini kurayım? Zaten mutlu ve huzurluyum. Zaten evin var. Bir tane evim var. Kiralıyor muyum ben evimi? Annenin de var. Ondan kiralıyor muyum ben? Annen ölünce alacaksın. Ettiği manifeste bak. Elimde olan için değil olsun istediklerim için manifest. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyin. Bu konuda...
Zaten temizlik yapan bir insan zaten. Ben zaten mutluyuz, boş ver sen. Bir de diyor ki genç nesil böyle, eski nesili de gördük. Ha, ah, ah, ah. Hop, süreniz bitti efendim. Bitti. Ver bakalım. Çıkmış mı? Kafamı vurdum. Getir bakalım. Arabaya taş koydum civanım, arabaya taş koydum. Kaldır. Bayrak gibi açıyoruz görüyorsunuz. Kardan daha beyaz. Gece doğmuş ay gibi. Eda Hanım ellerinden çıkan pırıl pırıl havlular. Tebrik ediyorum. Ellerine kollarına sağlık. Teşekkür ediyorum. Eda Hanım kendini ispatladı. Elinden geleni yaptı. Tebrik ediyorum. Ve şimdi mutfağımıza gidiyoruz. Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına, havlular mis gibi oldu, haydi gidiyoruz mutfağa, buyurun. Temizlik takıntısı olan Eda Hanım, bakalım mutfakta nasıl bir performans sergileyecek? Problem klimamız yok. Söylemediniz mi bizimkilere? Listeye yazmadığım bir şeyi kullanamazsın. Kullanamam. Ama plan yok. Hayır. Önerinin yemeği patlıcan. Ya ben tuttan öğrendim. İnternet yemeği bunlar arkadaşlar. Sen de ileride iş bölümü yapacak mısın? Ben yaptım zaten iş bölümünü. Yani rahatına hızlı hızlı, bir de onun eli biraz ağır. Ben daha hızlı. Yayında mıyız? Evet, ne oldu ki? Tamam, ben bir saniye. Sen seyirciye farklı tarif verip kendine farklı tarifler mi yapıyorsun? Hayır, aynı tarif. Rakipler dişlerini çıkartmış, bizi bekliyorlar hepsi. Kanımızı emecekler. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan. Kadir Esildi ile en hamanat benim de. Haydari'yi süzgeçten geçirdim, bir tane bile peynir kalmadı. Ya işte. Bravo Kadir'cim. Çek şöyle beni. Tane heykel var ya. Evet sevgili seyirciler, muhteşem bir temizliğin ardından şimdi sıra geldi şahane bir sofra kurmaya. Ortada bir çiçek görüyorum. İnşallah masanın çiçeği değildir bu. Masa çiçeğim tabii ki de. Hanımefendiciğim, bu iş şaka olmalı ama. Hayır, masa çiçeğim. Güzel. Bunu bir sofrayı bir kuralım, tabakları koyduktan evet. Sonra anlayacağız. Hayır, asıl önce çiçeği koyup çiçeğe göre masa kuralım. Hadi o zaman sen örtüyse. Kahve sunumundan yola çıkarak bence güzel bir masa hazırlayacağını düşünüyorum. Çünkü gördük nasıl güzel sunum yaptığını. Masası güzel olabilir. Eda Hanım, bakalım çiçeğine göre nasıl bir masa kuracak? İzleyip görelim efendim. Pasta tabaklarını koymayacaksınız anlaşılan. Ay yok şimdi değil. Aa, ben bunları unuttum. Ne? Aa, bir de onlar mı var? Hanımefendi seviyor şaşayı. Şaşayı seviyor ama. Şaşayı seviyor ama inşallah rakipleri de bu şaşayı çok eleştirmez. Eda Hanım'ın sunumunda olduğu gibi masa düzeninde de gold renkleri kullanacağını düşünüyorum. Sunumda olduğu gibi şık bir masa bekliyorum. Ya tatlı çatalı da yok bu takımın. Bak sonra tatlı çatalımız, tatlı bıçağımız yok derlerse söyleyeyim. Kestik. Kestik. Ne oldu? Tatlı çatal. Tatlı çatalı yok. Yemek çatalı var bunun. Hmm. Ona bakmadım. Dün akşam o saatte gece gidip kararınca benimkiler diğerleri. Ben yenisini almaya çalıştım. Ha, seninkiler gidip, mi karardı? Evet, niye? Evet, karardı. Onları kaldırdım. Onları alayım derken yanlışlıkla belki herhalde. Onlar da mı gold'tu? Yok. Bir bakayım. Tatlı çatalı. Belki onları belki koyarız. Belki vardır. Tatlımı da bu çatalla yediririm diyorsanız benim için sorun değil. Yıkayıp getiririm en fazla. Ne olacak? Onlar da yapmışlar sanki. Yalnız bizim mutfaktaki süremizden gidiyor bu masa. Aa, burada evet. Her kaybettiğin dakika mutfakta eksik kalan bir yemek demek. Haberin olsun. O yüzden hızlanalım. Sabak bize öyle güzel sunum yaptı. Kalabalık bir sunum yaptı. Yemek masasında da bu iddiasını ortaya koymasını bekliyorum. Eda Hanım, haydi gel. Yürü gidelim ya, yürü. Masa düzeninde Eda Hanım gösterişli davranacaktır. Ama çok aşırı gösterişte göz yorar diye korkuyorum. İnşallah öyle bir şey yaşamayız. Hızlı hızlı ablam, gözünü seveyim bak. Vallahi süremiz gidiyor, ondan korkuyorum ben. Son dakika çünkü fırın, ocak, her şey kapanıyor burada. Tamam mı? Altı tane bu. Tamam, bunlar kalsın o zaman. Bence Eda Hanım sırf yetiştiremem korkusuyla bu kadar kolay bir menü seçtiğini düşünüyorum. Hemen masayı tamamlayalım. Mutfakta da işlerimiz evet, var. Kaç dakika gitti? Kronometremi bile mutfakta unutmuşum. Oo! Ne olmuş? 8 dakika gitmiş. Hey yavrum, hey! 8. Biz bu masayı 3 dakikada, 4 dakikada kuruyoruz. Kadir, zaten konuşurken cümlenin sonunu uzatanlardan korkacaksın. Ben hızlıyımdır bir kere. Bak bir kere. Gördün mü Kadir? Kız, cümle bile 2 vesayetten indi bindi geliyor. Gözünü seveyim Eda ablacığım, yapma bunu bize. Ah Kadir'im, ah! Sen bugün neler çekeceksin acaba? Şarkı! Vallahi yandım, yandırma beni, derin uykulardan kaldırma beni, hoppala! Oynayıp hanımefendiyi şaşırtacaksın şimdi. Hızlıyım ya, diye kandırma gerçekten. Beni. Ya
Tamamdır. Evet, masamız bitti efendim. 8 dakikada kurduk. Şimdi menümüz için mutfağa gidiyoruz. Ben yemeklerime ve sunumlarıma çok güveniyorum. İnşallah gelen arkadaşlarımın ön yargılarını kıracağım. Benim menümle asla yanından dahi geçemez çünkü çok basit. Zaten sürenin içinde fazla süresi kalacağını düşünüyorum. Evet, haydi bakalım girdik mutfağımıza. Kız ne kadar geniş bir masa bu. Evet, yani şimdi ne yapıyoruz? Önce sulu köftemizden başlayacağız. Kıymamız eksik. Kıymamız mı eksik? Evet, kıymamızı bulamıyorum. Nasıl kıymamız eksik? Sulu köftenin içinde normalde kıyma var. Evet, kıymamız yok. Listeye yazdın mı peki kıymayı alışverişte? Sürenizi durdurdum. Kıyma işini bir çözelim. Problem, kıymamız yok. Söylemediniz mi bizimkilere? Ben yazdım diye hatırlıyorum ama. Yazsaydınız orada olurdu hanımefendiciğim. Yok. Peki şu an ne yapacağız? Bize o lazım. Hemen getiriyorlar. Kim getiriyor? Eşim. Listede olmayan bir şeyi sonra da ilave edemiyoruz. Problem orada. Krizi yöneteceğim. Buzluktan kıyma mı çıkartacaksın? Evet ve hemencik açacağım onu. Hanımefendi tam olarak şeyi anlayamadı şu anda. Bence sen tam izah edemedin. Anladım, tamam. Şimdi listeye yazmadığın bir şeyi kullanamazsın. Kullanamam. Al oku Kadir, ne var malzeme listesinde? Benim ve aksan. Burada kıyma maalesef aramızdan ayrılmış. Bence işiniz getirsin kıymayı madem. Masada söyleyecek miyiz peki kıymamı yazmıyordu listede sonradan geldi diye? Evet. Onu ben bilemem ki. Söyleyebilirsiniz. Gelsin yani, kıyma. Şey hallettik kıyma geliyor bir efendim. Şey yapmıyoruz ekran yalnız başına. Bak eşi kapıdan çıkarken evdeki kıymayı aç dedi. Seni pek fazla ciddiye almadı. Ben o adamı kıymayı almaya gittiğini düşünmüyorum. Ve hemen ciddiyetimi koruyorum. Hemen ve kendisini arıyorum. Bu gülleri niye önüme koydun? Evet ben onları da... Bunları sen dolaba geri koy. Dolapta yer yok ki, onları size zahmet balkona koyun. İddialı bir menü hazırladım. Birbirleriyle uyumlu, gayet de iddialı olduğunu düşünüyorum. Acil kıymayı bekliyoruz. Tamam, hemen gönderiyorum. Ama bir 5 dakika, çok zamanım yok. Yağlı, birazcık yağlı olması ya, lazım. Son dakika adam paçasına yapıştınız. Peki, hadi at telefonu buraya. Hazır mıyız? Neyden başlıyoruz peki? Evet, o zaman kıymayı biraz ara veriyoruz. Başka bir şeyden bak. At süre devam ediyor Kadir Bey. 11 dakika 21 saniyemizi yediniz. Fazla gittim. Ve Eda Hanım ilk olarak çıtır patates kroketi için hazırlıklara başlıyor. Tamam. Ara sıcaklarımızdan başlıyoruz önce. Ana yemekten başlasaydık keşke. Ana yemeği maalesef başlayamadık. Tavuklu patlıcan bohçanın yufkası hazır mı? Ana yemekte hamur yok ki. Ana yemekte hamur yok. Hamur yok. Bohça diyor. Tamam. Patlıcandan işte, bohça yapacağım. Bohça. Patates kroketler için patatesler yıkanıyor. Sırada ne var Kadir? Tiramisu'nun kreması yapılacak. Bence tatlı olarak tiramisu tercihi çok yanlış. Çünkü çok kolay. Kedi dilini batır, şeyle kekle mi yapacak, neyle yapacak bilmiyorum. Çok basit bir tatlı. Bu tavuk göğüsleri ne olacak? Doğranacak mı onlar? Evet, onları doğrayacağız. Arkadaşlar yani, bizim ultralüks et tahtamızı getirir misiniz? Mikroplara karşı kendi dezenfekte eden yurt dışından getirdiğimiz. Ultralüks tahtamızı buyurun. Tavuklu patlıcan bohça için tavuk göğüsleri yıkanıyor. Ve Kadir Esildi tavuk göğüslerini jülyen jülyen kesmeye başlıyor. Kıymalı bir çeşit yapsaydı patlıcanla beraber yapacaktı madem. Hiç yakışmadı, olmadı. Neda'nın patlıcanları kızarırken bir yandan da mevsim salatasının malzemelerini yıkamaya başlıyor. Kavrulacak mı bu tavuk, haşlanacak mı? Onu haşlayacağım öncesi. Haşlayacaksak bunun da bir an önce tavasını koyalım. Bu da pişsin. Evet. Yalnız bu nasıl bir kasaptır bu? Ne kadar güzel bir kıyma sunumudur. Ben bayıldım. Kıymaları böyle alırım. Eşim de bilir. Her seferinde gittiğinde kıymaları böyle dilimletir, getirir. Aslında ben... O buzluktaki poşetteki nereden aldınız? Kurban eti mi o? Ha, o kurban eti. Ha. Onu ben düzeltip koydum. Sivas usulü sulu köfte çorbamız için kıymamıza kavuştuk ve tüm enerjimizle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım ana yemeğindeki patlıcan bohçasını kendi çeziğiyle karıştırmaz. Espri miydi şimdi bu? Çorbamız için bir adet soğan rendeleniyor. Bir su bardağı ince bulgur da katılarak güzelce yoğruluyor. Onun içinde bulgur olduğunu gördüm. Hiç bulgurlu köfte yemedim. İlk defa tadacağım diyebilirim. İnşallah bulgurlarını diri bırakıp da çorbayı ziyan etmez. Şimdi evet. Patlıcanlar kızarıyor. Kızarıyor. Tavuğu da doğradık. İçine ne koyacağız? 2 soğan, 2 kapya biber, 2 charleston biber, 2 tane evet. Domates, 3 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı domates, 1 yemek kaşığı biber salçası, tuz, kekik, karabiber, pul biber. En son üstüne de beşamel sos yapılacak. Şimdi o zaman sebze doğrama aşaması. Bu arada önümüzde bulunan da efendim Sivas'ın meşhur sulu köftesi bulgurunla... Kısırlık bulgurdu değil mi o? Evet, kısırlık bulgur. Kısırlık bulgurla kıymayı biraz da soğanı, kekik, pul biber, karabiber, tuzunu yoğurduk. Dinleniyor. Bunları birazdan gırlayacak, yuvarlayacak. Tavukla patlıcan ne alaka diyorum öncelikle. Yani patlıcana tavuk asla yakışmaz. Keşke onun yerine kıyma kullansaydı. Yani bu bildiğimiz sebzeli tavuk sote değil mi içi? Bu nerenin yemeği? Patlıcan. Yani ben bunu...
Öğrendim. İnternet yemeği bunlar arkadaş. Hani nerede geleneksel yemeklerimiz? Yani geleneksel yemeklerimize karşı evet bunlar fazla bir mesela şey değil. Mesela sen Kanslısın, eşin Sivaslı. Ben bana kalırsa vaktimiz bol olsa, 2 saat olmasa ben size şurada Kars kazı pişiririm mesela. E kurutulmuş yapın. Ya o saatte pişmez. Yani onun bayağı uzun pişmesi lazım. Biz onu daha önce yaptık. Hiç sevmedim. Yapamamışlardır. Ben onu sobada yapıyorum. Ben tavuğu seviyorum. Farklı kere patlıcanla tamamlamış. Çok basit. Bunu tercih etmiş. Eğer güzel yaparsa not alabilir. Kendilerine, tabaklarına, el lezzetlerine, yemeklerine güvenenler ne yapsınlar Kadir Beyciğim? Hemen telefon numaralarımızdan bizi arayabilirsiniz. WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Sosyal medyadan mesaj da atabilirsiniz. Her yerde size dönüyoruz. Yeter ki çıkın gelin. Kapımız herkese açık. Büyük ödül 75 bin lira. Çorbayı hiç içmedim ve biz bunu ana yemek olarak kullanıyoruz. İlk kez bu şekilde çorba olarak sunum yapınca tadacağım. Merakla bekliyorum. Tavuklu patlıcan bohçanın tüm malzemeleri ocakta pişiyor. Çorbası çok basit. Direkt bir köfte harcı gibi köfte hazırlayıp ufak yuvarlayıp direkt salçalı suya atacak yani. Çok basit. Köftelerinin dağılmaması gerekiyor çorbadan. Patlıcana etin olmayacağını söylediler. O kadar alışmışlar ki böyle dışına çıkmamaya, her şeyi etle yapmaya. Pilavı vardı, yine şerbeti vardı. Ben şerbeti zaten bize başta sunduğu için saçma buldum. Yani şerbet değil de başka bir şey yapmalıydı. Ondan olmadı yani. Kavuğumuz pişti, patlıcanımız pişti, beşamelimiz pişti. Şimdi birleştirme zamanı, ana yemeğimize şeklini veriyoruz. Evet. Ben de Sivas usulü çorbanın öyle köftelerini gırlayacak, gırlayacak yuvarlıyorum. Eda Hanımcığım ter bastı sizi. Yo yo gayet iyi. Sıcak. Kadın bu sıcaktır. Çok sıcak. Kaç tane kızartma yaptı. Evet. Desene kız robot. Robot musun sen de? Evet yani biz de robot değiliz herhalde. Kaç tane patlıcan kızarttı? Şu an patlıcanın içerisine tavuğumu koyacağım. Onu kapatacağım. Oo, patlıcanların İnşallah. Altına kağıt peçete koyduk çünkü. Süssün diye özellikle. Kaç gündür yağ da yağ, yağ da yağ. İnşallah buna yağ demezler. Kadir'cim evde ütüleri Eda Hanım'ın işi yapıyormuş. Sen adama niye ütüleri yaptırıyorsun? Benim kocam ütüyü çok sever. Kocası ütüyü seven bir kadın. Sen de ileride iş bölümü yapacak mısın? Ben yaptım zaten iş bölümümü. Dedim sen ütüyü al yeter ki. Şimdi ütüyü vermemin sebebi de çünkü ben evde nevresim, çarşaf, havlu, çorap, atlet, don ne varsa ütülediğim için benim ütüm çok oluyor. Haftalık 8-9 sepetten fazla ütüm çıkıyor. O yüzden ütüyü verdim. Kafam rahat. Zaten ev temiz. Ben rahat rahat hızlı hızlı bir de onun eli biraz ağır. Ben daha hızlı. Kimin ağır? Yani sizin ütünüz. Yüzü mü yapıyor? 82 milyonun önünde nişanlının elinin ağır olduğunu mu söylüyorsun? Ben hep söylüyorum ağırdır. Yalan mı söyleyeyim? Ben öz anama acımamışım. Ana mı acıyacağım? Bunu bitirince tatlıya mı geçiyoruz hanımefendi? Tatlıya geçmem lazım. Hemen tiramisuya geçelim. Zaten köfteler tamam bence. Yeter evet. Değil mi bu kadar köfte? Evet evet yeter. Sen sanki bana buzluğa da koymak için köfte yuvarlatıyor musun gibi geldi. Bence ya ben buzluğa da atayım onlara. Tatlı kadın. Deminden beri gay 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 aynı şeyi yapıp duruyorsun ya. Bunları kim? Vallahi birleştiririm şimdi bunları. Birazdan çorbaya girecek onlar beyefendi. Goy yapıyoruz ama 50 dakika kaldı. Şimdi çorba zaten burada. Köfteler hazır. Suyuna atılacak. Evet. Bize öncelikle tiramisu yapılması lazım. Daha sonra da pilav, çorba. Bir de salata kalıyor salata zaten. Salata bir şey. Hadi bakalım. Heyecan yapmıyoruz ama hızlanmamız da lazım. Tamam. Son dakikalarda çünkü bir yemekte falso verirse toparlayamayız. Tamam. Okey mi? Okey. Eda Hanımcığım en amarat benimdesiniz. Nav ekranlarındasınız şu anda. Bütün seyirciler Eda Hanım'ın yemeklerini ve menüsünü merak ediyorsunuz değil mi? Ben de merak ediyorum. O yüzden bakın bakalım finalde neler yaşanmış. Eda Hanım'ın masasında gerginlik artıyor. Tansiyon gittikçe yükseliyor. Eda Hanım'dan daha kötü birisi varmış. O da sen misin yemek konusu hakkında? Benden de daha kötü birisi varsa o da Kübra Hanım. İlk ben başlamak istiyordum. Evet, güzel oldu. El ilgilimi sensin. Tamam, kesmezseniz evet, dinler misiniz? İlla yorum yapmak için gerçekten yorum yapıyorsun. Yorum gerçekten yapmak için yanın ki yapmıyorum. Yorum size yapayım anlatmak... de. Ben hiçbir zaman ağlamam da ağlatırım çok diye. Bunu tamam, yani zaten iyi bilin. Daha çocuksun yani daha dün ağlamışsın. Neyin ağlayacaksın ki? Yok aşçıyız biz. Yok biz biliyoruz. Şu an var o kadar basit bir tabak ki. Gerçekten şu an bu sunulacak bir tabak değil. Ama ne kadar dolu, ne kadar boş onlarla bir kenara yazıyorum. Ama domates eriyen ve yok olan bir şey ya Kadir Bey domatesi. Kız Kübra bu bahaneleri sen git evdeki çocuklara söyle. Kadir Bey. Tavuklu patlıcan bohçalar yapılıp cam tepsiye diziliyor. Eda Hanım sanki süreye karşı yarışmıyor gibi gayet sakin. Karides
kroket aslında güzel bir şey ama bu masaya yine yakıştıramadım ben. Sevgili seyirciler, patateslerimiz de haşlandı. Mutfakta işler ele tıkırında, ele tıkırında. Keyfimiz yerinde. Arda Han'ın yollarında güller açar bağlarında. Öyle bir yar sevmişim ki 13-14 çağlarında. Dinle. Hepsi oluyor ablam. Bak patatesi de yoğuruyorum. Buna şimdi kaşar mı rendeleyeceğim? Evet. Ondan sonra ne olacak? Buzluğa mı girecek? Ondan sonra bir buzluğa atacağım. Bir 5 dakika kalacak. Sonrasında kızartacağım. Tamam. Bunu bulayıp, yumurta akını bulayıp kızartacağım. Güzel. Ama patates kroket bence çok olmadı yani bence. Hafif kaldı bayağı menüde. Sen şimdi zaten ana yemeğini yaptın. Güzel abla. Şimdi bu patatesi de atıyoruz. Köftemiz de hazır zaten. Hibiskusun suyunu da koyduk. Şimdi bunun peşine sen patlak bir tiramisu tarifi bize. Tabii ki. Bir kendimize gelelim be. Tamam. Montalıktan pastacıyım diye dolananlar tarif görsün. Sütlü tatlı tercih etmiş ama menüsü çok basit olduğu için dediğim gibi daha ağır bir tatlıyla giriş yapabilirdi. Kaşar nerede kaşar? Aha yanında. Nasıl kaşar kız? Pers kaşarı. Ne demiyorsunuz? Şimdi ben geçen Rusya'ya gittim ya, arada yurt dışında bulunuyorum biliyorsunuz ki. Rusya gezimde küçük notlar aldım kendime ve aynı Kars'taki evlere benziyor oralarda. Aynı. Keşke biraz daha mimariye devam edip öyle gitselermiş. Ben olsam onlara birkaç ev daha yaptırır öyle yollardım. Cidden güzel ev yapıyorlar, beğendim yani. Çıtır patates kroket için malzemelerimiz 4-5 adet haşlanmış patates, 2 tane yumurta, 1 çay kaşığı kadar karabiber, 1 çay kaşığı toz biber, 1 çay bardağı kaşar rendesi, 60 gram tereyağı ve isteğe bağlı 1 çay kaşığı pul biber. Hibiskusun suyu kaynadı. Atın içine hibiskusları. Haydi ileri. Yani en azından tatlı olarak bir baklava yapsaydı, bir menü zorluğunu arttırsaydı benim için daha iyi olurdu. Peki bu hibiskus kaç dakika kaynıyor? Ben bunu bir 15 dakika falan kaynatıyorum. Şekerini iyice erittikten sonra. Çok seviyorum ben hibiskus şerbetini, evde de yapmak istiyorum. Yapmadın mı hiç? Hiç evde yapmadım. Ben gene vişne kompostusu kaynatıyorum. Şey, direkt difrize atabilir miyim? Difrize mi atsın? Evet, evet. Difrizeymiş tatlım, difrize. Tamamdır, hibiskus da tamam. Tamam, bak iyi ki de onun suyunu düşünmüş koymuşum. Ben var ya, ben bütün detayları düşünüyorum. Ona söyledim ki çok yoruldum. Ah be Kadir, bir daha dünyaya gelmeyecek. Biliyor musunuz Kadir Bey, ben diyordum. Ararsınız da bulamazsınız. Açmam zaten. Ah iyiler önden gider. Ben kesin giderim. Şimdi ben köftemi koyuyorum. Efendim ablam. Ben yarışmada diyordum ki neden Kadir Bey'i bu kadar çalıştırıyorlar acaba diye. Kalk mısın? Şu an hak veriyorum. Gerçekten zorlanıyormuş. Hak ediyorum değil mi? Haklarınızı helal edin. Helal olsun. Nedir? Öbür tarafta görüşmeyelim diye burada bütün herkese hakkımı helal ettim. Ne yapıyorsunuz? Şu an çorbamın... Kız tiramisu saydık ya, çorbaya geçtik. Ama çorba pişmesi lazım. Sen dedin ya tiramisunun soğuması gerekiyor diye. Yine tamam, sen bilirsin az önce öyle dedin diye. Tamam pardon, hemen yapıyoruz. Hibiskus aman, tiramisunun malzemelerini getir, tenceresinin süsünü bütün haydi. Tatlıyı güzelce anlatın bize. Çok üzüldüm. Şu tiramisu tabağı, o şeyi alır mısın da patlıcan tabağını? Beni 2 dakika idare edebilir misiniz? Neden? Ne oldu? Sıkışma. Şu an yayında mıyız? Evet, ne oldu ki? Tamam, ben bir saniye. Birinden tarif mi istiyorsun? Hayır, tarif değil. İtalya'ya yarıyor tiramisu. Ben bakmadan için yapamıyorum. Tarifine mi bakacaksın, videolu? Hayır, hayır. Tarifi burada da var, kağıt önümüzde. Biliyorum. Ben başka bir şey baktım. Tamam. Tamam, tiramisuya bakıyorum. 1 litre süt koyacağız. 1 litre sütten sonra 4 yemek kaşığı da un koyuyoruz. Ama ben bunu böyle yapmıyordum ya. Nasıl böyle yapmıyor? Bu senin tarifin değil mi verdiğin? Benim tarif de. Tamam, bakacağım. Bak kafanı toparla, yanlış yapmayalım evet, istersen. Evet, yanlış yapabiliyorum şu an. Şu an yanlış mı yapıyoruz? Evet. O yüzden bile benim bile tarife bakmam gerekiyor. Kusura bakma. Tarife bak işte bu. Yok öyle değil. Sen seyirciye farklı tarif verip kendi farklı tarifler mi yapıyorsun? Hayır, aynı tarif. Benim şeye bakmam lazım sadece. O bir görsele bakacak. Bir görsele bakmam lazım, öyle anlamam lazım. Çünkü ben bakmadan asla yapamam. Sen bu tiramisuyu ne kadar sıklıkla yapıyorsun? Hem misafirlerim gelince, bizimkiler çok fazla sevmez. Evet sevgili seyirciler, internet tarifiyle şu anda tiramisu yapıyoruz. Ve baktık ki doğruymuş aslında yaptığımız. Olabilir canım, insanlar bile unutabilir. Ama lazım, bana ne? Ben zaten tatlıyı çok severim, tiramisuyu da severim. Bakalım kıvamını tutturabilecek mi? Bu kadın un koydu, üstüne sütü koydu. Sonra ocağa koydu, katılaştırdı. Sen krem şantiyi şimdi mi koyacaksın? Hayır, en son koyacağım onu. Şimdi krem şanti niye arıyorsun? İlk önce sütü koyduk, sonra bak, koyduk, labneyi koyacağız. Ha, labneyi de en son koyuyor bak. En son koyup blender'a vuruyor labneyi, gördün mü? Şimdi ben bunu ocağa alacağım. Unla, sen şimdi muhallebiyi pişireceksin. Unla muhallebiyi bir pişireceğim. Pişirdikten sonra labnesini, kaynadıktan sonra labnesini koyacağım. Labneden sonra krem şantisini atacağım. Şu an tiramisu yapmayı bilenler de tarifi karıştırdı bence. Allah iyiliğinizi versin sizin Eda Hanım. Neyse, mutfaktaki maratonumuza devam edelim, hadi.
Eda abla sen ara sıcakta ne yapacaksın patatesin yanında? Haydari. Haydari vardı ha. Ve haydari çok kolay bir şey. Keşke başka bir meze seçseydi. Hanımefendiciğim çorbamızı anlatalım seyircimize. Nasıl yapıyoruz anlatırsan onlar da görecekler. Sıvı yağ koydum üzerine bir kaşık un koydum terbiyesi için. Sonrasında bir kaşık domates salçası, bir kaşık da biber salçası koyacağım. Sonra sadece köftelerimi atıyoruz. Evet, bir de nane atacağım terbiyesi. Bir de nane, başka giren bir şey yok. Yok. Güzelce soğanıyla, baharatıyla, kıymasıyla, bulguruyla yuvarladığımız dene köftelerimizi kaynayan salçalı suyumuzun, sosumuzun içine atacağız. Onlar da kaynayacak. Muazzam bir Sivas çorbası. Hadi bakalım. Eke tükke sakalı oymadımak, kuş kuş yenli oymadımak, eke tükke sakalı oymadımak. Evet efendim, buradan da Sivas'a selam. Selam olsun. Mis selam gibi Sivas çorbası yapıyoruz. Biz hala Sivas'a gelmedik yalnız biliyor musunuz? Nerede benim Sivaslı teyzelerim? Hadi bakalım bir başvurun programımıza. Gerçek bir Sivas yemekleri yiyek değil mi? Evet. Haydi. Çorba güzel olabilir ama ben çorbayı bu masaya yakıştırmadım. Kremi suyu çünkü sürekli yaptığım bir tatlı. İçinde kremanın, içinde labne olmasını beklerim. Bunlara çok dikkat edeceğim. Şeker oranına dikkat edeceğim. Soğuk olursa benden çok iyi puan alacağını da düşünüyorum. Tatlımıza krem şantimiz ekleniyor. Hibiskus şerbetimizi şu rengine bir bakar mısınız? Evet sevgili seyirciler, tiramisu'muzun ipek gibi kreması hazır. Granül kahveyi de güzelce suda açtık. Buna şeker attın mı abla? Evet. Şekerini de koydum. Yok, onun şekeri atmadım. Bir saniye. Atılacak mı şeker buna? Evet. Tamam, granül kahvemize şekerimizi atıyoruz. Sonra bandıra bandıraya, bandıra bandıraya beni hiç doyamazsın tadıma. Hoppala, bütün numaralar bizde. Ya siz nasıl bu kadar rahatsınız? Süre bitmek üzere. Haydari yok, pilav da yapılmadı. Ne yapalım? Artık yapacak bir vallahi şey yok. Ben elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum ama ne yapabilirim yani? Çok teşekkür ederim. Ne istiyorsun daha, ne yapayım? Yok, bugün senin hakkını yemem. Ablam da elinden geleni yapıyor, onu da görüyorum. Heyecanını da görüyorum. Ama pilav yok. Haydari yok. Şimdi bir kap getir, şunları tek tek bandıralım bir güzelce. Ben buradan şu an çıkamam. Çünkü etrafında şey diken teller var. Diken telim var. Sanki Kuzey Irak sınırından geçiyor kadın. Diyor ki ben şu an buradan çıkamam. Kadir, 11 dakikamız kaldı. Oo, pilav yok daha. Abla şu ocağa hemen pilav tenceresine at, tereyağını koy, kurbanın olayım. Pilavı güzel yapması için tabii ki püf noktalar var ama o da bende kalsın isterseniz. Son dakikada da girerken bakalım Eda Hanım yemeklerini yetiştirebilecek mi sayın seyirciler? Ben şuna haydariyi çalacağım bir yandan. Ha. Haydarimiz yok. Rakipler dişlerini çıkartmış, bizi bekliyorlar hepsi. Kanımızı emecekler. Ama şu anda Eda Hanım da bir yandan sağ olsun o da pilavını koydu ocağına. Tam 8 dakika, tiramisular henüz daha kuplara girmedi. Hadi bak, görüyor musun? Haydari'yi süzgeçten geçirdim, bir tane bile peynir kalmadı. Ya işte. Bravo Kadir'cim. Çek şöyle beni. Bir tane heykel var ya. Senin gidemediğin ülkedeki heykel değil mi? Otobüsü kaçırdım o yüzden. Evet, bu haydarenin içine dereotu giriyor mu? Evet, dereotu giriyor. Tamam. Pilavın pirinçlerini hemen süzelim, atalım. Haydi ablam, son 8 dakika diyor bu adam. Tiramisu kupta kalır vallahi, kupa bile giremeyecek. Hadi yapalım artık şu tiramisuyu. Allah aşkınıza biraz çabuk. Tiramisu'yu severim. Eğer onu pandispanya kekle yaparsa, kıvamı da tutturursa güzel olur. Eğer kedi dili kullanırsa tepkilere, yorumlar açık olsun. Bol 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 doldur 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 haydi. Salata var daha, salata var daha. Yapacağız, bitecek, yetiştireceğiz. Hibiskusumuzu bile kaynattık dolaba. Hallettik, Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Kalp krizi geçirtmeden hadi bitirin artık yapacaklarınızı hanımefendiciğim. Tamam, birer sıra daha mı dönüyoruz buna? Evet evet, size zahmet. Sonra dümdüz yapıp kahveyle şey yapacağız. Hanımefendiciğim, başlayın artık şu mevsim salatasını hadi. Eda abla, takıntılıyım diyorsun ya. Takıntılı olduğun için böyle biraz daha hızlı olman, biraz daha böyle aman eksik kalmasın demen gerekmiyor muydu? Ama bana hızlısın derlerdi. Bak beni izleyenler hemen arkadaş çevreni değiştir, pis yalancılar. Hemen. Bana bu zamana kadar... Sana biraz önce gerçekleri söyleyecek arkadaşlar bul kendine. Yalan söylemişler. Yıllarca yemişler sizi. Neyse, tiramisu'muz ve mevsim salatamız hızla yapılırken... Son bir dakika. Son bir dakika. Adamın boğazı yırtıldı. Son dakikalar, son dakikalar. Al sana son dakika. Hem de bir dakika kaldı. Ben siz hızlı olun diye uyardım. Evet haklısınız ama yapacak bir şey yok şu an. Evdeki hesap biraz şarşıya uymadı.
Ama eksik menü de yok şu anda. Ona da sevinmek lazım. Son 40 saniye. Son 40 saniye. Kako. Ne eleyeceksin? Ne eleyeceksin üstüne? Ne eleyeceksin? Çabuk kakao çabuk. Kakao mu? Nerede? Şununla mı eleyeceksin? Evet evet. Hangisinden? Nerede? Kakao nerede? Kakao var mı sizde? Nasıl kakao var mı sizde? Söyledin mi? İstedin mi? 30. Kısa listeyi yazmadın mı? Yazdım. Tezgah evet. Koymadın mı? 30 diyor. Doğra sen. Sebzeyi doğra. Sebzeyi doğra. 20. Bekleyin. Allah'ım nerede bu kakao? Yukarıda kavanozlarda olabilir mi? Burada da yok. Burada şuraya bakayım. Tarçın var. 10. Bal var. Helva var. Neden? 5, 4, 3, 2, 1. Ya lütfen. Durduk. Havucu bırakalım. Evet. Ve zurnanın öttüğü yere geldik. Yetiştiremedik yani yapacak bir şey yok. Şöyle tatlımız yetişti. Evet. Sunum olarak sadece istediğimiz gibi aynen. Olmadı. Çünkü kakao serpemedik. Salatamızın da havucu yok. Bir de sosunu yapamadık. Evet. Ama ana yemeğimiz, pilavımız, ara sıcaklarımız, çorbamız onlar tamam. Sofrayı da kurdun. Hibiskusu da kaynattın. E şimdi sıra geldi bunları savunmaya. Hadi bakalım masamıza gidelim o zaman. Bunu doğru rakiplerimiz sanırım. Nasıl bizi eleştirecekler? Onları hallederiz. Sen de kendine gel. Kendimize güvenip bir şekilde evet. Masaya oturmamız evet. Lazım. Güveniyor yapacak olmamız şey lazım. Yok, peki aksilikler de oldu. Olabilir. Haydi geçelim bakalım. Bakalım haftanın 3. gününde masada neler yaşanılacak görelim hep birlikte. Haydi buyurun. Ela Marat benim de bugün Eda Hanım iddialı bir menüyle misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız Sivas usulü sulu köfte, çıtır patates kroket, haydari tavuklu patlıcan bohça, pirinç pilavı, hibiskus, meysir salata ve tiramisuyla rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak. Eda Hanım'ın masasında gerginlik artıyor. Tansiyon gittikçe yükseliyor. Eda Hanım'dan daha kötü birisi varmış. O da sen misin yemek konusu hakkında? Ben de daha kötü birisi varsa o da Kübra Hanım. İlk ben başlamak istiyordum. Evet, güzel oldu. En ilgili mi sensin? Tamam kesmezseniz evet, dinler misiniz? İlla yorum yapmak için gerçekten yorum yapıyorsun. Yorum gerçekten yapmak için yanınki yapmıyorum. Yorum size yapayım anlatmak... de. Ben hiçbir zaman ağlamam da ağlatırım çok diye. Bunu tamam yani zaten iyi daha çocuksun yani daha dün ağlamışsın. Neyin ağlayacaksın ki? Yok aşçıyız biz. Yok biz biliyoruz. Onu ben kendim çok güzel ayarlarım mesela kıvamını. Niye ben olsun. Ayarlayamaz mıyım? Bilemedim. Köfteler bir tık büyük olmuş. Ya, sulu köfte zaten böyle olur. Bundan daha küçüğü nasıl olacak? Büyük olmuş derken? Şuna hayır. Bakar mısınız? Küçücük resmen. Birazcık yemeğinizi savunur musunuz Eda Hanım? Sizin bana söylemenize gerek yok. Ama siz yani ben... Size evet. Hala cevap vermeyince... Şu an beni yönlendiremezsiniz siz. Yani ben bunu devam edersem boyarım mesela. Bununla doyarsın. Vurgun içinde zaten Kadir Bey. Hiçbir şekilde bir şey algılayamadım. Aşırım şu an yandım. Sana patatesiniz, dilim mi? Kızartmışsınız gibi bir... Ara sıcak. Mısır unla böyle ıslatmışsın, topaklanmış. Böyle şey dökülmemiş yani. O yüzden... değil o. Galeta. Ha, galeta onu. Bunlar gerçekten çok kırıcı sözler. Halbuki ben Kübra Hanım'a da gayet iyi bir puan vermişim. Şu an var o kadar basit bir tabak ki. Gerçekten şu an bu sunulacak bir tabak değil. Ama ne kadar dolu, ne kadar boş onları da bir kenara yazıyorum. Ama domates eriyen ve yok olan bir şey ya Kadir Bey. Domatesi. Kız Kübra bu bahaneleri sen git evdeki çocuklara söyle. Kadir Bey. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan. Kadir Zildi ile En Hamarat Benim'de. En Hamarat Benim'den haftanın 3. gün masasına herkese merhabalar sevgili seyirciler. Evet yine bir gün mutfakta koşturduk, terledik. Her şeyimizi hallettik. Sıra geldi misafir ağırlamaya. Programın en heyecanlı yerine. Çünkü Eda Hanım yemeklerini rakiplerine tattıracak. İnşallah da 75 bin lira için güzel puanlar alacak. İnşallah. Evet Eda Hanımcığım ev sahibi olarak söz sizde. Buyurun efendim. Hoş geldiniz öncelikle tekrardan. Hoş bulduk. Şimdi yemeklerimizden önce çorbayla başlayacağız. Öncelikle nasıl geçti onu soralım mesela. Bugünümüz mutfakta çok eğlenceliydi. Güzel. Gerçekten. Hani koşturmacılığı oluyor zaten ister istemez. Yarışan arkadaşlar da biliyorlar. Evet onlar da bildiği gibi. Ama zevkli, oynayarak, eğlenerek, sevgi katarak... O şekilde yaptık yemeklerimizi. Peki Eda ablacığım bir şey İnşallah sormak istiyorum sana. Ev hanımısın değil mi? Evet ev hanımıyım. Arada çalıştığın zamanlar da oldu ama tabii, genel tabii. Olarak ev hanımısın. Yani peki ama, evet. Ev hanımları genel olarak yemek konusunda bilgili midir, donanımlı mıdır? Ne düşünüyorsun bu konuda? Yani ev hanımları da donanımlıdır, çalışanlar da aynı şekilde. Çünkü çalışanlar ister istemez... Peki kendini yemek konusunda evet arkadaşlar ben tamamım diyor musun bilgi olarak? Tabii ki. Tamamım diyorsun. Evet. Peki bu soruyu neden sordum biliyor musun? Çünkü Kübra Hanım'ın bu konu hakkında bir eleştirisi olmuş. Eda Hanım için Eda Hanım'ın sadece klasik ev hanımı bilgisi vardır evet. Demişsin. Burada ne demek istedin? Yani klasik anne
olduğu kadar işte normal genel yaptığı yemeklerin dışına çıkmadığını düşünüyorum. Yani genel her zaman yaptığı yemekler. Kuru fasulye, pilav, nohut, mercimek çorbası yani, mı? Yani sulu yemek de biliyorsunuz eskiden beri yapılan bir yemek. Sulu köfte. Annelerimizden yani. Benim babaannemle bir annemin yaptığı bir yemek bu yemek. Hayır, sen kardeşin genel ev hanımı yemeği. Ev hanımı yemeği. Evet, Eda yani amca. Sizinki genel değil de benimki mi genel yani nasıl? Ne demek istediğiniz demek ki ben anlamadım. Öyle, ben öyle düşünüyorum sizin yani, için. Yani babaannem, anneannem usulü yemekler biliyordur evet. Anca diyor. Hiç alakası yok. Yeni şeyler de biliyorum. Kendi yani yeni şey olarak tatlımızı kendime seçmeniz yeni tatlar yeni şey mi? Da katıyorum. Hani tatlı bile tatlı. Yani bildiğimiz tiramisu. Herkesin bildiği. Peki Kübra öyle bir babaannem anneannem dedi ki oradan bakınca babaannenle yaşlı yani, görünüyor Eda. Hayır eskilerden gelme. Hani ev hanıma. Eskiler kaç yaşında o şekilde söylemedin mi? Hayır bakın şu an konuşmanız çok yanlış oldu. 36 yaşındayım ben. Yok yaşınla alakalı söylemedim. Genel olarak ev hanımı yani yemeklerin siz dışarı çıkmadığını. Siz de ev hanımısınız. Yemeklerin dışında çıkabiliyor musunuz? Evet çıkıyorum ben. Yani ben genelde çıkabiliyorsunuz, biz de çıkıyoruz. Yaparım. Ben de yani bilemediğim şeyleri bile öğrenmeye açığım yani. Tabii ki öğrenebilirsiniz. Çıkmak zorunda değil evet, ki. Yani, ben o belki şekilde de, seviyorumdur, o şekilde bir, yapıyorum. Aynı zamanda şu durum da çıkmak var. Çıkmak zorunda değilsiniz zaten ben bunu zorundasınız diye tamam, söylemedim. Tamam çıkmadığı için sadece bilmediğini söyledim. Yani bunun dışında bilmediğini söyledim. İlla çıkmak zorundasınız diye bir şeyler söylemedim. Tamam, farkındaysanız bilgisini sadece söyledim. Merak etme Rabia'cığım senin için de Kübra Hanım'ın bir yorumu var. Eda Hanım'dan daha kötü birisi varmış. O da sen misin yemek konusu hakkında ben, bilgisi olmayan. Ben de daha kötü bir birisi var. Yani Eda Hanım'ın ev hanımı olduğu için bu zamana kadar hani tecrübesine dayanarak da bunu söyledim. Daha çok bilgisi olduğunu düşünüyorum kendisinin Rabia'ya göre. Rabia'ya yani göre dün, daha çok evet. Kadir Bey dün soframı da çok beğendiler. Yemeklerimi de beğendiler. Ben aşırı abes kötü bir yorum duymadım. Acaba söylediniz ama ben mi bilmiyorum. Yani yemek yapmayı biliyorum Kübra Hanım. Bu şekilde konuşuyorsanız yani bana göre de... Yani ben yemeklerinizi zaten eleştirmiştim. Tamam, yemekleriniz tamam. Zaten sizin de çok basitti. Siz de bir ana yemeğe bir mantı koyup geldiniz. Siz de ıspanak koyup üstüne kaşar koyup geldiniz. Yanına ne koydun? Tamam onu beni ilgilendirmiyor evet. Ki ben ona bakıyorum. Benim ara sıcak 3 aşamalı yanındaki hepsinin toplamı 5 aşamadan oluşuyor. Yani kolay bir ara sıcak seçmedim. Tamam siz 5 yapmış ben 6 yapmak zorundayım. En azından bir benim için bu arada katılıyorum. Bence doğru bir yorum yapıyor. Bence de Rabia Hanım'ın ben de çok bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. En azından Eda Hanım'a bakarsak Eda Hanım biraz daha bilgili Rabia Hanım'dan. Bilgi mi ölçüştü? Yani bana şimdi, göre biraz daha göre, Rabia Hanım'ın neye göre? Mesela tamam, hani yeni evli, eski ben, evli anlamadım. Hani öyle bir şey değil. Yani, yaş tecrübesi birazdan. Biraz daha tecrübe olarak Rabia Hanım'la yani, sizi kıyaslarsa. Seninle alakalı değil. Onun ben kendim normal eğitim aldım. O konuda demiyorum seninle. Aramızdaki fark eğitim konusu. Siz eğitim onun dışındaki bu şekilde yaptığı onun haricinde kendisi eğitim almadan artık. Ev hanımı olduğu için senden bir tık daha yüksekte şu an yemek olarak. Hani bunca zaman illaki aralara bir şey katmıştır. Ama senin o da yok yani. Sen direkt sıfırsın. Yok gayet dün sofrada her şeyi de beğendiniz. Yok sofradakileri zaten gördük hepimiz. Bazen o yüzden sofrada bir şey yok. Beğendiğinizi söylediniz. Beğendik. Mantını beğendim bir tek. Başka hiçbir şeyini beğenmedim. Çorbamı da beğendiniz. Bir de çorbanı beğendim. O da çorba zaten. Başka ne var ki çorba zaten? Bence kötü olacak bir çorba Eda değil. Çorban kesilmişti zaten. Bunu da söylemiştim. Eda Hanım'ın tecrübeli bir ev hanımı diye düşünüyorum ben. Emin Bey'in her şeyi atlamasının sebebini ilk gün hiçbir şey yapamamıştı ve bunu çok eleştirmiştik. Konuşamıyorsun, bir şey bilmiyorsun diye. Şimdi daha kötü oldu. Her şeyi konuşuyor ama yine hiçbir şey bilmiyor. Masa düzenine gelelim şimdi. Evet Emin Beyciğim, nasıl bir masayla karşıladı Eda Hanım sizi? İlk ben başlamak istiyordum. Evet, güzel oldu. En bilgilimiz sensin. Tamam, kesmezseniz dinler misiniz? Ben şu anda karşımda da benimle beraber oturuyormuş gibi görüyorum Kübra Hanım'ı. Peçeteli ilk başta yanlış. Ondan yola çıkmak istiyorum ve kaşığın sağ tarafta olacağını biliyorum ben. Yanlış mı düşünüyorum? Evet doğru. Evet. İlk başta. Ve ayrıyetten çiçeğimiz çok güzel. Canlı ve yapay çiçekler de var ama biraz daha küçük seçseydiniz daha iyiydi. Yani bardakların içine girecek ve kaşıklara beğendim. Değiyor. Çok şık kötü oldu. Demiyorum. Sadece biraz daha küçük olabilirdi diye katılıyorum ben yoruma. Sularımız dolu. Ayrıyetten masanızı falan beğendim. Şıklığı falan güzel. Yani teşekkür tam ederim. Bir ev hanımını yansıtıyor ve sizin iddialı bir yarışmacı olduğunuzu gösteriyor şu anda. Teşekkür ne oldu ederim. Ki Rabia? Ev hanımını yansıtıyor. Sürekli bir ev hanımının altını çiziyorlar. Ben sen de şey ev beyi misin yani? Ama ben bakın sana? Ben Eda Hanım'a söylüyorum. Eda evet, Hanım'ın bana cevap vermesi lazım. O zaman haksız sizin susup Eda Hanım'a tamam, biraz şey yap. Yapıyorsunuz. Biz haksız yorum evet. Yapıyoruz. Sen herhalde şey yapmışsın. Eda Hanım'a bir şey. Eda Hanım kendi kafasını beğenmişti. O yüzden belki bir ihtimali karşılığını veriyor herhalde. Rabia Hanım gerçekten ciddi anlamda doğru söylüyor. Bazen hani teşekkür ederim bu arada sofra beğeniniz için. Tabii ki herkesin
kusuru oluyor. Tabii ki herkesin farklı şeyler oluyor. Ama burada bir emek var. Ne olursa zaten olsun. Biz şu bir an... şu hepimiz konuda, emek ediyoruz zaten. Buraya emek herkes, ettik de kötü olan bir şey de güzel diyemeyiz. Kendim için tabii ki herkes Emin emek veriyor. Olduğu için cümleleri, kelimeleri nasıl ama, kullanacağını bilmiyorum. Evet, ben çok iyi deneyim biliyorum en azından. Sizden de eminim konuşuyorum. Yerli yerince konuşuyor. Yani gerçekten size ben o yüzden veriyorum. Ben kimsenin beğenmediğini, favori olarak göstermediğini düşünüyorum. Sen zaten... ve Kübra Hanım zaten. Başka hiçbir şey beğenmiyorsun. Peki Hülya Hanım bir şey söylemişti. En azından senin gibi her şeyi Kadir Bey, Emin Bey diyor ki iddialı bir yarışmacı olduğunu tahmin etmiştin zaten masasından diyor. Ama yarışmacı olduğumuz için biz yemeğimiz ön planda olacağı için. Ben zaten ben masayı masanın iddialı güzel olacağını diyorum, iddialı. Zaten ben de söylemiştim ama umduğum gibi de bulamadım açıkçası. Sadece görsel olarak gösteriş var güzel ama çok yanlışlar var Kadir Bey. Düzeltebilirsiniz. Öncelikle bu kaşık burada olacak. Hemen çatalın yanında. Çatalın yanında mı bu arada? Pardon. Bıçağın yanında doğru. Evet, pardon. Siz de yanlış söylediniz. O kelime hatası. Burada kaşığım, tatlı kaşığım yok benim. Peçetem ters. Arkadaşlarla ters. Çiçek aşırı güzel ama büyük. Aşırı büyük. Evet. Yani neredeyse tabağıma kadar geliyor yaprakları. Bu beni rahatsız etti şu an. Bardaklarımız ters. Benim kadehim sağda, arkadaşımın kadehi sol tarafta. Bunlar bence sofa düzeni için olumsuz. Olabilecek şeyler bence bunlar. Beklentinizi karşılamadı mı şarşal konusunda? Sadece görüntü, görsel hani böyle ışıklı, işte renkli oluşu okey tamam ama yani dediğim gibi... Bence vaktini yetiştirememiş. Koyuşlar yanlış olmuş. Yok gayet büyük ihtimalle aceleye geldi. Sofrayı sonra mı, en büyük son mu kurduk? Yok, ilk başta kurduk sofrayı. O zaman heyecanınıza yenilmişsiniz. Başta kurduk. İlk başta kurduk. Lazım. Çünkü başta kursanız her şey bence tam olur. Sofrayı çünkü... tam 8 dakikada ilk başta kurdu zaten evet. Eda Hanım. O yüzden az bilmiyorum. O dakika zaman çok aceleye yaptığı için bence dikkat böyle edebilirdin şu aslında. Çok üzüldüm. 8 dakika az bir dakika mı masa bence için? Bence öyle. En azından 8 dakikada bunu yapamadığını düşünüyorum ki en azından ince işe bakardı. Peki ya sana göre kaç dakikada sofra kurulmalı? Bana göre de bir 10 dakika yapılması lazım. 2 dakikayla. Emin yani Bey gerçekten. Ama şu sizin anlayamadığınız Eda, şey şu. Için gerçekten yorum yapıyorsun. Yorum gerçekten yapmak için yanın ki yapmıyorum. Yorum size yapayım anlatmak... de şurası 8 bir dakika. Dolsun. Bir dolsun ondan sonra ama yorum yapayım diyorsunuz. Size anlatmak istediğim şey şu böyleyken, zaten. Gerçekten. Masamız dışa baktığımızda güzel. İnceye girdiğimizde sıkıntı zaten. Aynen, size anlatmak istediğim şey bu. Yani siz demek de bir laf söylemeye çalışmak için bence bir yorum yapmayın. Yani bana bir geldiğinizde yemeklerimizi göreceğiz zaten. Yani ondan yana sıkıntı yok. Yani şu masayı ben kursam aynı bu çiçeği ben soframa koymuş olsam siz de bana aynı yorumu yaparsınız emin olun. Yani peki, hayır. Peki Hülya'cığım yani, Emin Bey 10 dakika görürüz. Ayırırım dedi masa için. Sizce iyi bir süre mi masa için? En yeterli. Azından bu ince işlere bakardım ben o 10 yeterli. Dakikada. Gözümü peki, iyice bir bakardım. Yalnız bu 10 dakika sizin 2 saatlik sürenizden gidiyor. Bunun farkındasınız tabii, değil biliyorum mi? Tabii biliyorum ama bir yani mesela diyelim ki mesela Eda Hanım için diyelim ki bir daha göz kolak olmayı tercih ederdim. Bir daha bakardım. En azından İnanın, bu yanlışlar. Emin tamam, Bey dediğiniz... kendi gününüzde sizi göreceğim. Ve o günü asla unutmayacağım. Kendi o günüm, gün sizi benim günümde, çok merak ediyorum. Benim günümde beni göreceksiniz ve diyeceksiniz bu kadar genç, bu kadar tecrübeli bir yarışmacı ile beni ilk yarışmışım lütfen. Diyeceksiniz. Sizi lütfen şaşırtacağım, çok şaşırtın. Merak etmeyin. Hadi bakalım, o gün hepimiz bekliyoruz. Ben kendi günümde Eda Hanım'a öyle bir şaşırtacağım ki Emin Bey neymiş diyecek. Emin beni kendi gününde asla şaşırtamaz. Emin Bey 10 dakika içerisinde masayı hazırlıyorsa 2 saat içinde o kadar yemeği nasıl yapacak gerçekten merak ediyorum. Rabia'cığım nasıl buldun masayı? Kadir Bey şöyle baktığımız zaman evet çok şık. Sabah zaten sunumda da gold kullanmıştı ki belliydi zaten. Biz de biraz böyle beklentimizi yükselttik. Dedikleri gibi çiçek çok büyük evet. Olsa da olur, olmasa da olurdu. Ben böyle küçük detaylara takılan birisi değilim. Kaşığın yeri, çatalın yeri beni rahatsız etmedi. O yüzden bunlar zaten kendisi de ona önem vermediği için dün onunkiler de zaten yerinde değildi. Bu arada sizin peçeteniz de yanlış evet. Konmuş Rabia tamam, Hanım. Niye söylemediniz? Yani beni bu sizin için falan sıkıntı değil. Etmiyor, evet etmiyor. Tamam siz zaten beğenmeye geldiniz. Masa yorumlamaya geldik ya demek ki siz de dün Eda Hanım bir beğenmeye her şey olduğuna geldiniz gelmiş. Diyorsunuz full herkesi beğenmişim seni beğenmediğim için rahatsız oluyorsun. Siz Kübra Hanım'la Emin Bey ikiniz sadece buranın şeyi sanıyorsunuz evet. Kendinize. Öyle zannetmiyoruz. Biz gerçekten hani yapacağız. En iyisiniz. Ya ben ya sen de öyle iyiyim. Öyle söylüyorum. Aynen, çok öyle iyi değiliz. Ben de tam tersi Rabia Hanım'la Eda Hanım'ın böyle işbirliği mi kurduğunu düşünmeye başlamam lazım. Değil mi Hülya Hanım? Ben de öyle düşünüyorum. Rabia Hanım neden? Nedense böyle bir çünkü... sabahtan beri beğenmeye çalışıyor. Rabia'yı değişmeyin, kendiniz gibi olun bence. Eda Hanım'ı savunmuyorum. Sadece Eda Hanım'ın adaletli olduğunu düşünüyorum. Güzel olan şeye güzel demeyi biliyorum. Onlar gibi güzel olsa bile kötü demiyorum. Bu seni rahatsız eder ama beni etmez. Tamam, size etmez de. Bunu söylediğim için neden ben
şey olmuş oluyorum. Ay peçeteniz ters de onu neden söylüyorsun? Çünkü dün sen de aynı yere koyduğun için bunu savunmak zorunda kendini savunmak için. Ama bizi rahatsız ediyor ya, o zaman biz söylerken de buna karışmayın yani bir zahmet. Hayır, sizi rahatsız etmiş olabilir. Emin'in yorumuna saygı duyuyorum ama ben böyle düşünüyorum tamam, diye başlıyor. Tamam, sizi rahatsız etmiş olabilirim. Ama sen yorum yaparken niye böyle yapıyorsun ya? Rabia'nın da algılama programı var. O yüzden yani bir şey yapmayın. Bir yandan çorbalarınızı alalım, buyurun. Niye Rabia'da algılama problemi var? Kadir Bey programı problemi sadece sürekli böyle bir kelime hata alır. Kadir Bey ben masa yorumlamadım ama yorumlayabilir miyim? Şey yorumlamadınız ben mı? Yorumlamadım. Tamam sen bir yandan yorumunu yap bir yandan Eda Hanım kaseleri toparlasın. Bana hani ortada çiçek yok demişlerdi ya. Burada evet. Resmen kocaman dev gibi bir çiçek var burada ortada. Sizinkinde olmayınca ben direkt şey yaptım. Şöyle bence bir şey değil mi? Olmaması kadar güzelmiş. Ben Şam'dan koymuştum. Çok zarifti. Bu da resmen böyle dolu dolu tabakla bardaklar arada. Bir de bu arada iki tane bardak koymuş ya. Normalde biz tek bardak kullanmıştık. Eğer bunu koyduysa bunu su bardağı olarak koyup bunu meşrubat bardağı olarak kullanıyorum ben normalde. Tabii eğer yanlışsa düzeltebilirsiniz. Evet, doğru. Evet, doğru. Hani iki bardak koyduysa eğer suyu buna koyup zaten şerbeti şimdi var kendisine. Şimdi bir şerbeti var. Onun için kadehi kullanmalıydı. Kadehi kullanmalıydı. Evet, yanlış bardak seçimi olmuş. Kübra Hanım peki size göre neden bu kadar eksik var masada arkadaşların saydığı? Ben de yetiştiremediğini düşünmüştüm ama masayı başta hazırladım dedi. Büyük ihtimalle hızlı hazırlayıp hani çok özenmedi. 8 dakika hızlı bir süre mi? Ya 8 dakika da güzel bir süre aslında ama bilemedim yani neden böyle yaptı. Yani Eda Hanım bu kaşığın burada acaba olacağını bilmediği için mi yoksa heyecandan mı? Heyecandan da olabilir Kadir Bey. Aslında masa önemindeydi. Benim için yemekler de önemli ama masada iştahımızı getirdiği için tabii ki. Ve onu da eleştirdiğimiz için. Peki o zaman Rabia'ya hak veriyor musun? Rabia dedi ya çok bitireyim. Fazla bunlara takılmıyorum. Böyle. Evet normalde ben de hani dediğim gibi bir yere misafirliğe gitsem ben de masa düzenini Rabia'nın dediği gibi eleştirmem. Ama şu anda biz masayı da eleştirdiğimiz için masaya da özen göstermek zorundaydı. Kahve sofrasında olduğumuz için evet, normal bir yemek değil yani. Masaya da özen göstermek zorundaydı. O yüzden bunlara dikkat etmemiş. Emin'in terste duruyor, benimki düzde duruyor. İyice kontrol edip o şekilde yemeğe girmeliydi. Peki Rabia sence Eda Hanım'a fazla mı tolerasyon sağlıyor? Dün hani Eda Hanım her şeye çok güzel dedi ya. Hani bizim beğenmediğimiz yemekleri bile her şey çok güzel. Benim buram buram yağ akan böreğimi bunun neresinde yağ var dedi. Onu bile güzel dedi. Büyük ihtimalle hani beğendiği için Eda Hanım da bunun karşılığını veriyor hayır, diye düşünüyorum. Hayır ben neden öyle bir şey yapayım ki? Sonuçta benim günüm geçti Eda Hanım. Ben de öyle hissediyorum yani, biliyor musunuz maalesef. En iyi günü geçti de hani düşünseniz, ilk gün ikinci düşünseniz, gün böyle değildiniz. Hani böyle düşünüyorsunuz ya bir de dün mantıklı düşünün. Dün o size oynadı siz de onu oynarsınız işte daha iyi ben oldu. Onu oynasam bana benim ne puanımı değiştirebilecek ne de düşürebilecek. Hayır o size oynadı ya hani dün onu şey günü değil tamam, ya senin günün. Tamam Eda Hanım bana oynamış olabilir. Bugün de onun günü. O daha yarışmamıştı. Ay böyle bir şeylere ekstra anlatmaya gerek duyuyorsun ya böyle sana bir şey anlatırken. Hayır sana ben tam tersi sana söylüyorum. Tamam deyip sana bir şey söylüyoruz anlamıyorsun bence. Tekrar tekrar böyle anlatmak zorunda kalıyorsun. Bakın anlatıyorum. Boş konuşuyorum diyorum yani. Diyorum ki sizde bakın dinlerseniz anlayacaksınız. Dinlemeyi bile bilmiyorsunuz. Diyorum ki Eda Hanım bana oynamış olabilir. Bunu anladınız mı? Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Ama benim ona oynamam gerekmiyor. Doğru. Bunu da anladınız çok mı? Çok haklısın. Tamam. Ya. Çünkü benim günüm geçti. Tamam. Bu kadar. Bir şey diyeceğim sen anlatıyorsun da Kübra şu an seni dinlemiyor bak. Tamam deyip geçiştiriyor. Bence olması gerekeni yapıyor. Neden olması gereken o? Bence de Rabia'nın bir yani şöyle bir şeyler söylüyor ama ben gerçekten de anlamıyorum Rabia'nın dediğini. Şaka olarak getirmişler gibi sizi. Bence sizi de böyle parktan böyle tamamen buraya çevirmişler gibi falan olmuş. Yok, böyle üstünüze giydiğiniz kıyafet falan tam böyle pikniğe gidecekken gayet buraya gelmişsiniz gibi olmuş. Gayet gidecekken. Aynen tam piknikten son anda buraya gelmiş. Kişiyi eleştirmeye gelirse buradan ağlayarak çıkarsınız. Evet. Ben hiçbir zaman ağlamam da ağlatırım çok ya bunu tamam, yani iyi bilin. Tamam zaten daha çocuksun yani daha dün ağlamışsın neyin ağlayacaksın ki? Yani çocuk olsa da ben arkadaşlar ya. Daha çok yemek yorumu yapsak iyi olur değil mi? Bence de. Ben lütfen, de senin kıyafetimi yani, eleştireyim. Bu enerjinizi yemek bilginizle birleştirin. Evet, güzel eleştiriler yapın. Seyircimiz de desin ki yarışmacı arkadaşlar ne kadar güzel bilgileri var. Bizi de aydınlattılar. Yoksa öyle senin tokan var, senin oyun aynen, var, benim oyun var demeye aynen. Gerek yok. Kübra Hanım'la Emin Bey'in ikisi birlikte bana yüklenmeye başladılar. Çünkü tek başlarına baş edemediklerini düşünüyorum. Onların derdi Eda Hanım'ın menüsü veya Eda Hanım değil, tamamen benim. Benim derdim inanın ki Eda Hanım. Eda Hanım kendisi konuşsun istedim ben bugün. Ama hep Rabia Hanım bence onu savunuyor gibi oldu. O yüzden böyle düşünüyorum. Rabia Hanım ve Emin Bey'in kendilerini üstün gördüklerini mi düşünüyorsunuz? Yok aşçıyız biz, yok biz biliyoruz, yok biz bilgiliyiz, yok böyleyiz. Yani bunlarla olmuyor yani gerçekten. Ha, tamam belki son dakikada şey olmuş olabilir, sıkıntılar yaşamış olabilirim ama bu demek değildir ki lezzetimin şeyini alacak. Siz bu sinirle Emin Bey'in gününde ona gününü dar edersiniz bence. Dar etmeyeceğim ama ona gerçekten haddini bildireceğim. Öyle deyip de birazdan haksızlıklar karşısında sessiz sessiz oturmazsınız değil mi? Aa asla. Ben haksızlığa asla gelemem. Bu arada çorbanız da güzel gözüküyor. Evet çorban çok lezzetli. Evet, afiyet olsun herkese. Buyurun.
Bu çorbayı biliyorum, çocukluğumdan beri biliyorum Kadir Bey. Bizim mahallede çok yapılır ve Malatya yöresinde de çok meşhur bir yemek. Özellikle yani bütün yörelerde var bu Doğu yöresinde ama özellikle Malatyalılar çok yaparlar bunu. Analı kızının bir değişik versiyonu gibi diyebiliriz. Köfte olarak şey bulgularını çok koymuş Kadir Bey. Özellikle şeyde de söylemiştim, röportajda da söylemiştim. Bulgurlar eğer çok böyle dışarıdan kocaman kocaman gözükürse bunu eleştirebilirim demiştim. Bir tık bulgurlarını çok koymuş. Ölçüyle mi yaptın, nasıl yaptın bilmiyorum. Ben şimdi bunu ölçüyle de yaptım. Yapıyorum normalde, göz kararıyla da yapıyorum. Ama eğer bulgurlarını koymasaydım bu dağılabilirdi. Evet. Bulgur zaten tutan şey bulgur değil, kıymadır. Hayır, kıymayla beraber bulgur ve içerisindeki yumurtadır. Yumurta ama kıyma, yani bulgur kendisine ne zaman yapışmış bir araya? Yani bunu tutan bu yumurtayla... Kıyma. Tamam, tutabilir ama evet. Bulgur da onu birleştirir, tümleştirir. Neyse ben şu an hangisi onu birleştirmiş onun yorumunda değiliz şu anda. Bulgurları bir tık fazla koymuşsunuz. Onun haricinde suyunu beğendim Kadir Bey. Kıvamını çok güzel ayarlamış kendisi. Köfteler de içinde çok aşırı, özellikle benim tabağım sırf köfte. Bir tık daha sulu olabilirdi. Yani suyun kıvamı güzel. Sadece bir tık daha aynı kıvamdan suyunun daha fazla olmasını önerirdim. Onun haricinde beğendim. Peki, afiyet olsun. Beğendiği galiba bir tek suyu oldu Kübra Hanım'ın. Köftesi de güzeldi ama bir tık daha evet bulguru çoktu. Çiğnedim böyle şey gibi köfteyi. Peki pişmemiş miydi? Pişmiş ama bir tık daha şeydi. Bir tık daha pişirebilirdin ama bu sefer dağılır mıydı yok, bilemedim. Yok hayır dağılırdı. Olabilir. Bir tık daha pişmeli miydi iyi mi? Şu an bilemedim ama dediğim gibi hani süresi kısa ya. Hani dağıtmama gibi bir şey de var. Çok piştiği zaman da dağılıyor. Onu ben kendim çok güzel ayarlarım mesela kıvamını. Niye ben ayarlayamaz mıyım? Bilemedim. Sizin de ayarladığınızı bilemedim. Gördüm. Kübra Hanımcığım. Ben her şeyi çok güzel ayarlamıştım. Gerçekten. Kübra ne çorbası yapmıştın? Ben Togay çorbasıydı. Ayran çorbası. Ayran çorbası. Ayran çorbası da diyemiyoruz çünkü ayran çorbası soğuk olur. Tamam o da sıcak versiyonu. Sıcak versiyonu yani da ismi değişik ama yani. Ayran çorbası değil. Kolay mıydı yani? İçerik aynı olabilir de ayran çorbası değil. Ayran çorbası değil, soğuk ayran çorbası gibiydi. Hani detaylar... Evet Rabia Hanım siz nasıl buldunuz? Yani Kadir Bey... Kübra'mı katılacağım için çok üzgünüm. Ama basit bir çorba. Evet tadı güzel. Kıvamı da güzel. Ben de tadını tuzunu çok beğendim. Köfteler bir tık büyük olmuş. Tabii bu şekilde baktığında gözüküyor. Bu kadar yani basit bir çorba. Peki Kadir Bey, köfteler büyük açıkçası. Olmuş diyor da sulu köfte zaten böyle olur. Bundan daha küçüğü nasıl olacak? Büyük olmuş derken. Şuna bakar mısınız? Küçücük suyunu, resmen. Burada bak sabahtan bile iyi diyorsunuz. İşte her şeyi yanlış yorumluyorsunuz. Tamam, kötüye iyi diyorsunuz, iyiye kötü diyorsunuz. Ben size anlamadım. Birazcık Eda Hanım'a ben yorum yapmak istiyorum. Birazcık yemeğinizi savunur musunuz Eda Hanım? Tabii yani köftenin bundan daha küçük olma gibi ihtimali var mı? Bakar mısınız? Eleştiride bulundum hiç cevap vermiyorsunuz. Siz onca veriyordunuz bence. Hani bulgur şişiyor ya içindeki. Araya girmiyorum ben. Yani şu an kendilerinin konuştuğu için ben onların konuşması bittikten sonra bitti. Kendimi, kendi yemeğimi ve kendimi savunabilirim. Bunu sizin bana söylemenize gerek yok. Ama siz hala yani cevap vermeyince ben şimdi şüphelenmeye başlıyorum aranızda anlaştığınızı diye. O yüzden sizden sıra şu an beni yönlendiremezsiniz siz. Sizi yönlendirmiyorum hayır, zaten. Hayır beni yönlendiremezsiniz. Size bakalım cevap vereceğiniz cevabı bekliyorum. Burası benim masam, benim yemeğim ve ben kendimi koruyabilirim, savunabilirim yani. Gayet de yemeklerim hakkında yorum yapıp onları yeteri kadar da savundum. Çünkü yaptığım yemeklerin lezzetine güveniyorum. O kadar güzel ayarlamış ki bence çok güzel ayarlamışsın köftenin boyutunu. Buna ay bir ben nasıl... ne söylesem bir tersini söyle. Ben Kadir beğenmeyeyim Bey, bu beğenecek. Şundan küçüğü nasıl olabilir Kadir Bey? Nasıl yapabilir kadın bunu? Bulgurları çok koyduğu için şişmiş. Bak bir de sen çıkmış. Yap bakalım nasıl bak. Yapıyorsun o zaman. Demek tamam, ki mısır de mı kadar mı olması lazım? Yapmıyorum ben sulu bu çorbayı. Sulu köfte bu. Kübra Hanım'ın masalarda yorum yapması hiç gerek yok. Beni beklesin. Ben de desem zaten tamamen tersini söylüyor. Ben Rabia'yı kesinlikle masada görmüyorum. Ne konuştuğuna da çok önem vermiyorum. Direkt kendi yorumlarımı sunuyorum masaya. Normal sulu köftenin ölçüsüne göre de küçük yapmasın peki, hatta. Emin Bey sizin yorumunuz teşekkür nedir? Teşekkür ederim. Ben boyutunu beğendim. Sadece bulgurlar ağzı biraz daha fazla geliyor. Suyunda herhalde biber salçası mı kullandınız? Her yani ikisini de kullanırım ben. Sanki böyle biber salçası biraz daha fazla olmuş. Böyle hafif ekşiliği var. Bu ekşiliğinin gelmesini ağzıma çok beğendim ben. Hani çorbanın suyunun lezzeti çok güzel. Orada oluyor. Sadece ben köftesini ve bulguların ağzı böyle biraz diri gelmesini, biraz daha az pişmiş gibi gelmesini beğenemedim ben bu çorbanın. Teşekkür ederim ama bunun bir tık daha pişmesi demek dağılmış ve içerisinde bulgur ve kıymanın yüzmesi demek. Köfteyi böyle ağzınızda biraz ezdiğinizde bulgur hafif böyle dilinize ve dişlerinize biraz
birazcık diri geliyor. Tadına bakarak ilerleyebilirdiniz aslında. Yo, hani arada köfte bir tane. Yedim. Şöyle bir tane baksanız baktım. Bana hak vereceğinizi ve düşünüyorum. Ve altını kısarak da demledim ve kendi kendine de demleniyordu. Bulgur zaten dediğiniz gibi içerisinde şişen bir şey. Bu kaldıkça da şişiyor. Normalde o evde yüzden yemiş olsaydım mesela derdim biraz daha pişir derdim ama şimdi programı riske almamak için büyük ihtimalle de biraz arada pişirmiş. Olabilir. Evet. Ondan o dolayı bu şekilde evet. Bir şey peki beğenmediniz mi yani? Ben çorbayı bu davet sonrasını yakışık bulmadım. Şu anda suyunu beğendim ama şu anda tam ortada kaldı benim için çorba. Ortada kaldı. Peki. Evet, şu anda Hülya Hanım sizin yorumunuz nedir son olarak? Evet. Hep Eda Hanım. Kalıyor. Dün de ortada kalmıştı. Seninkini de hiç beğenmemiştim. Hayır ortada kaldı demiştiniz. Müsaade ederseniz iki kere söz aldım. Yani. Cevap verebilir miyim? Kadir Bey dün iki kere sordu ikisinde de ortada kaldı dediniz. Buyurun lütfen. Bunu tekrardan konuşalım. Buyurun. Öncelikle ellerinize sağlık Eda Hanım. Teşekkür ederim. Evet suyunun yoğunluğu kıvamı çok güzel olmuş. Lezzeti de güzel olmuş. Ben de arkadaşlara katılıyorum. Maalesef bulguru biraz fazla olmuş. Hı hı. Hani yerken biraz böyle o fazlalığı hissediyorsunuz. Şimdi, o tokluğu hissediyorsunuz. Bir de ben çorba olarak biraz ağır buldum başlangıç olarak. Hı. Yani ben bunu seçtim, bunu tercih ettim. Bunun başında başka bir çorba gelmiş olsaydı, sonra bunu vermiş olsaydım bu olmazdı. Zaten bizim de Sivas yöresinde ait şey direkt çorbası budur. Evet anladım. Biraz aha da yağlı olmuş. Yani bunun şey başında daha sadece ben size çorba önden verseydim sonra bunu verseydim olmazdı. Yani bakın ben bunu şey mesela olmazdı. Evimde ana yemek olarak tüketiyorum. Evet, patates koyuyorum, havuç koyuyorum, ana tamam, yemeğim bu. O da bizim Kars usulü bilirsiniz. Doğu usulü köftesi, sulu köftesidir anladım. Yani. Yani ben bunu devam edersem doyarım mesela. Bununla doyarsınız. Bulgur mu içinde zaten Kadir Bey? Bulgur şişecek zaten yani. Allah aşkına Hülya Hanım abartmayın. Yani devam bununla ettiğin zaman derseniz. Bitirdiğin zaman nasıl doyarsın. Ya gerçekten evde bu kaseyle doyar mısınız? Evet doyuyorum ben. Abartmayın yani en azından lütfen bir mercimek çorbası ya da köründen mi? Doğursa seçmemiş tanımamayasın ben doymazsınız evet gibi geliyor. Aa yakışmadı. Hülya Hanım bakın. Yakışmadı. Yakışmadı Rabia Hanım. Kübra Hanım doyardı. Kübra Hanım çünkü çok yakışmadı az yiyor. Biraz da böyle çıtı pıtı o yüzden. Yakışmadı. Mesela ben de doymam anladın mı? Ben kendim için de söylerim. Ben İştahlı olduğunu yani söyleyeyim. Ben de mesela doymam. Yani bir çorbayla doymam. İştahlı değilmiş kadın. Bu yaşımda bu kiloda olmaz. Nahir olurdum. Evet, bence de kilosuna göre yerken zarif bir bayan. Kimse söylemedi. Bence Rabia Hanım çok büyük bir saygısızlık yaptı bana. Çünkü ilk şey yaptığını özür dilemeden bir affetmediniz. Ben devam ediyorum zaten. Gerçekten yani yakışmadı dedim zaten. Hiç beklemedim bir cümle ne niyetle söyledin Rabia sen bunu? Hayır öyle de Kübra Hanım da destek çıktı ya ben de doyarım diye. Hani Kübra Hanım doyarım dese ben anlarım çünkü baktığımız zaman yani ama hala devam ediyorsunuz saygısızlığınızla. Hayır anlatıyorum. Hala yani bir neyse anlatmıyorum. Anlatmaktan ziyade başka yapacağım yanlış bir şey anladım var. Kusura ben yanlış kusura anlamadım. Bak. Siz yanlış konuştunuz. Kusura bakın. Siz yanlış konuştunuz. Peki, yani geçelim. Hülya Hanım yorumunuz bitti mi efendim? Bitti efendim. Peki şöyle teşekkür geçelim. Ederim. Bence Hülya Hanım biraz takıntılı surat ifadesinden anladığım kadarıyla. Kendisi çok güzel, naif bir bayan. Bence buna takılmaması gerekli. Ama Rabia birazcık gerçekten kırıcı oldu bir iki gündür Hülya Hanım'a. Kırıldınız mı Rabia Hanım'a? Evet. Hiç beklemiyordum ben. Hülya Hanım gerçekten bu şekilde söylemek istememiştim. Bahsettiğim şuydu. Kübra Hanım zaten az yiyen birisi. Baktığı zaman bir 40 kilo falan anca vardır. Yok. Ben de size keşke göre 40 daha kilo olsaydım ama değilim. Siz de daha yapılısınız. Bundan bahsetmiştim ben. Bu ama şekilde işte çıkış öyle olmadığı için farklı bir tonda farklı bir şey çıktığı için. Çok üzücü Kübra sen 40 kilo yok musun? 51 kiloyum Kadir Bey. Dedim ki nasıl yani? Ama boyuma göre bir tık zayıfım evet. Evet zayıf. 51 kilosun. Ama şey Hülya Hanım da bence yaşına göre tabii hem genç de duruyor. Tabii ki de. Ben yaşını öğrendiğim zaman kendisine de söyledim. Ama zaten siz benimle uğraşıyorsunuz ki 3 gündür. Ben hiçbir zaman sizin yaşınızda ya da sizi uğraşmadım. Arkadaşım bir tanesi yaşımla uykum yedirmiş Ayken'den. Rabia Hanım az önce kullandığı cümle. Yok, ben hiçbir zaman sizin yaşınıza yani, söylemedim. Hülya Hanım cümleseyiz. Sizin yaşına gelin de böyle evet, olun ben öyle göreyim sizi. Şimdi ona görüyorum. Yani ama bu yaşta Hanım, kalmayacaksınız. Size bir şey siz de benim yaşıma geleceksiniz yani. Buyurun bir daha söyleyeyim. Siz de diyorum bu yaşta kalmayacaksınız. Yarın bir gün benim yaşıma siz de geleceksiniz. Evet. O yüzden yani ona göre konuşmanız lazım. Gelince belki daha çok çökebiliriz hatta. Hülya Hanım bir şey söylemek istiyorum. İnşallah çökmezsiniz. İnşallah öyle güzel konuşsanız. Ben şimdi bile söylüyorum ben bu yaşımda daha merdiven çıkarken yani yoruluyorum diye. Ben onunla ilgili bir şey söylemedim zaten. Siz yanlış anladınız. Siz Hülya Hanım bir şey söyleyeyim. Siz bu kadar yaş takıntınız var. Benim başından takıntım hiç yok bir kere önce. Dinleyin onu şimdi anlayacaksınız. Biraz böyle yaşa böyle biraz yaş takıyorsunuz takıyor gibi. Yani. Biraz takıyor. Yok, bir dinler misiniz arkadaşlar? Beni başından beri yaşla vuruyorlar. Yaşın çok küçük, yaşın çok küçük. Benim de mi alınmam lazım? Yani ben boş verin biraz relax olun. Ben karşınızdaki alınmıyorum. Ama insanların hani böyle belli yok. Şimdi noktada takıntıları vardır ya. Bence insan karşısında Rabia da bir tık ona göre dikkat edebilir. Şimdi benim hani hiç takıntım yok. Onundan alındığını biliyorsun ya. Yok takıntım yok. Ben tabloların
akşam ben onun takıntı olduğunu anladım. Ama ona göre dikkat edebiliriz. Hani şahsi olarak biraz daha dikkat etmen lazım. Katılmazdım bir hani özellikle bundan önce yaşadığım bir takıntısı olduğunu. Ben genel mesela ona göre ben hissetmedim. Ben kendimle yani barışık bir insanım. Öyle bir şey olduğunu bilseydim tabii ki de böyle söylemezdim. Bence öyle değil yalnız. Biraz takıyorsunuz. Ama gerçekten takmanıza değmez. Onu söyleyeyim. Takmıyorum ki. Yaşınıza göre çok güzel bir bayansınız. Yani saygısızlığı söylemek istiyorum sadece. Başka bir amacım yok yani. Hülya Hanım takıntılı olmadığını dile getirdi ama bu konuya bu kadar takıldığına göre takıntılı olmuş oluyor. Demek ki yaş konusunda bir takıntısı var. Yine yaştan vuruyor değil mi? Yine saygısızlık yapıyor. Ben orada küçük bir espri yapmak istemiştim. Ama Hülya Hanım yaşı büyük olduğu için demek ki espriyi anlayamadı. Hülya Hanım'ın kulakları yoruluyormuş. Niye Hülya Hanım? Bunu ben de merak ediyorum. Niye kulaklarınız yoruluyor? Kübra Hanım çok böyle harareti çok böyle hızlı konuştuğu için böyle dinlerken... Evet. Gerçekten üzgünüm ama kulaklarım çok yoruluyor. Yani bir de böyle hani bitmiyor ya sürekli siz de hiç konuşmuyorsunuz. Benim de biraz kulaklarımı duymak istiyor. Ben en azından yeni eleştiriyorum. İnsanlara bir şeyler katıyorum. Neyin ne olduğunu yorumluyorum. Siz hiç konuşmuyorsunuz. Hiç kimse bir şey öğrenemiyor. Biz de hiçbir şey de sizden alamadık. Ben şu an ne alamadık. Yapıyorum? Ben şu an sizinle konuşuyorum sizden mesela. Sizden hiçbir şey alamadık yani. Öyle bunca zaman sizden biraz böyle bilmediğim şeyleri öğrenmek isterdim. Peki dün ne diyordunuz? Hiç ne yemeği yorumladın, ne yemeklerle ilgili bir bilgi öyle var. Öyle mi diyorsunuz? Hiçbir şey yorumlamıyorsun ki. Canım. Ben hakkınızı veriyorum. Yok olanı söylüyorum. Sen yorumlamış olabilirsin ama ben bunu yorumlamak zorundayım. Sen olamıyorsundur belki benim yorumlarımdan bir şey. Sen faydalanamıyorsun. Yemek programındayım diye değil. Normalde de ben yemeği eleştiririm yani. Ben de eleştiriyorum zaten yeteri kadar. Şu olmuş olmamış. Benim için yemek önemlidir. Benim eleştirimden sen bir şey kapmıyorsa o seninle alakalı tamam, problem. Ben şu an benimle seni kullan benden neyden yoruldu? Ben yemeği yorumlamayayım mı? Aşırı uzatıyorsun ya hani onu kastettim ben. Uzatmak zorundayım. Onunla bilmem ne her şeyini ben şimdi, yorumluyorum. İçimdeki her şeyi biliyorum çünkü ona göre de yorumlamak zorundayım. Hülya Hanım Rabia Hanım'a bana saygısızlık yaptı dedi ama asıl kendisi bana saygısızlık yaptı. Bana şey çok konuşuyor, kulağımı tırmalıyor falan dedi ama kendisi galiba buraya yemek yemeye gelmiş sadece, eleştiriye gelmemiş. Hayır ben Kübra Hanım'a saygısızlık yaptığımı düşünmüyorum. Ben gördüğümü söyledim. İnsanlara da bir şey kattığımı düşünüyorum eleştirerek. Ben düşünmüyorum öyle. Rabia Hanım bir şeyler kattı mı Kübra Hanım size? Alabiliriz mi Kübra Hanım? Ben katmadı diyeceğim. Nasıl katmadı? Katmadı. Katmadı. Emin Bey? Evet. Ben masada. Ben kattım. Bence bir şey diyeyim. Ben hikaye ben çok şey kattım. Bakın bundan sonraki hayatımda ama sürekli cümleleri kendisi. Kesiyorsunuz Rabia Hanım. Biraz durursanız. Evet. Şimdi yani, Rabia Hanım kadar böyle bir söz kesen birini görmedim ben masada. Eda Hanım'da da bilgi var. Hülya Hanım'da da bilgi var. Kübra Hanım'da da var. Bende de var. Şu karşıda Rabia Hanım'dan hiçbir bilgi alamadım. Tecrübe yok, hiçbir yani şey yok. Okulundan başka bir şey okumamış yani. Yani sadece evet. Okulunu okumuş, ondan sonra... O da nasıl okumuş bilmiyorum. Yani sırada yatmış habire. Sırada uyumuş. Aa inanamıyorum. Ders konusundan açılmışken... Sen de bitir o zaman 3 tane. Liseden sonra okumayı düşünmeyen sensin. Sen de 3 tane bitir. Ben çünkü iş yerimi açacağım. Açarsın. O yüzden vaktim evet, yok. Açarsın görürüz. Sen. Açacağım. Seni çağırmam tamam, davet et. Gerçekten bakma. Davet herkese et. Çağıracağım seni çağıracağım. Güzel bir idealim var. İnşallah başarırsın. Aynen. İnşallah amin. Emin Bey önce bir liseyi bitirsin. Ondan sonra iş yeri açsın. Ki onun açtığı iş yerine ben zaten gitmem yani. Tuzu basmasınız resmen. Haydi o tuzdan Ariye. Değil şeyden, yoğurdumdan. Ne? Yoğurt tuzu mu oluyor? Yoğurdu şey ya. Yoğurt, tuzlu yoğurt satılıyor. Ben bilmiyorum da. Hayır tuzun zaten kendi şeyi yok. Bence normal yoğurt değil o. Söylediniz. İçerisinde de peynir kattık. Evet, peynir de biraz o zaman. Tuzluydu. Aşırı. Yıkandı birazcık ama. Yoğurttan dediniz de o yüzden. Hayır yoğurt da. O zaman peynirden değil direkt. Hayır yoğurt da birleşince. Yoğurt olarak ne kullandınız? Tuz ve ekşilik de var biraz. Çok hiçbir şekilde bir şey algılayamadım. Aşırı şu an yandım. Ne kullandınız yoğurt olarak? Süzme yoğurt. Süzme mu? Yoğurt. Bu hazır alınanlardan mı? Tabii çiçekten bardak kullanamıyorum diye şu an. Hazır olan süzme yoğurtunda çok tuz olmuyor zaten normal. Bence bu tuzun şeyi hem siz kendiniz tuz koymuşsunuz hem de peynirim var diye hayır, düşünüyorum. Hayır ekstra bir tuz çok fazla kullanmadı içerisinde. Aşırı fazla tuz var sadece bana göre. Sadece peynirin tuzu değil. Sana patatesi de dilimleyip kızartmışsınız gibi bir ara sıcak. Ben beğenemedim. Çok kolay bir ara sıcak. Kolay olmasından tek bir şey. Güzel de değil Kadir Bey. Lezzetli değil mi hiç patates lezzetli falan? Değil. Çok kötü gerçekten tadı. Çok kötü. Çok kötü. Yemedim. Patatesle hiç kaşar yok Kadir Bey. Çok az koymuşsun. Hiç kaşar sadece mı patates. Yok. Patatesin sadece patates. İçerisinde kaşar var. Yarım kaşar var çok neredeyse. Çok az koymuşsun kaşarı. Sadece patates tadı geliyor bana. Büyük ihtimalle ondan dolayı lezzetli değil. Aynı zamanda mısır ununu. Kars kaşarı var içerisinde. Mısır ununu. Artık soğuk mu kızarttın bilmiyorum. Aynı Rabia Hanım gibi büyük ihtimalle soğuk kızarttın. Resmen böyle topaklanmış mısır unu. Onu böyle hıphızı yani buladığın gibi kızartacaktın. Öyle yaptım. Sen böyle mısır unu ne vardı ellerini, ellerini ıslak ıslak mı yaptın bilmiyorum. Büyük ihtimalle sen mısır unu ıslatmışsın. Eldivenle yaptım. Ben de mısır unu şey eldivenle yapmasın ya. Ne yapmasın biliyor musun? Patatesi hani elini almışsın çok mıncıklamışsın büyük ihtimalle. Çünkü öyle oluyor genelde. Ben bazen hızlı çalışıyorum. Bazısı böyle çok pürüzsüz duruyor. Bazısı
böyle topaklanıyor. Senin mısır ununla böyle ıslatmışsın, topaklanmış. Böyle şey dökülmemiş yani. Mısır yüzden... unu değil o. Galeta. Ha, galeta unu. Yani ben beğenemedim. Hatta hiç beğenemedim. Beğenmemeniz normal ama bu kadar kötü yani diyemezsiniz yani. Mesela bu 15-16 yaşındaki kız bunu kızartıp hani kızarsa derim gel yapamamış falan derim böyle. Bunu çünkü genelde böyle gençler hani aperatif olarak yapabilirler. Sizden böyle bir ara sıcak zaten kolay gelmişti bana. Siz yapmanıza rağmen de becerememişsiniz. Siz öyle düşünüyorsunuz. Çok kolay. Bence gayet lezzetli olmuş ve içerisinde de hiç yoğun bir kaşar var. Peki, afiyet olsun. Hülya Hanımcığım. Kübra'nın yorumları gayet acımasız. Çünkü ben bunu hayatta yemem, bunu kaç yaşındaki çocuk yapar gibi cümleleri ithamda bulunmaları çok ağır geldi bana bugün. Eda Hanım yanlış düşünüyor. Ben acımasız değilim. Ben yemekleri eleştiriyorum. Kendi şahsını her zaman söyledim. Çok naif ve tatlı bir bayan. Ama ben burada kişiliğini değil, yemeğini eleştirmeye geldim. Ben sadece net yorumlar yapıyorum. Ellerinize sağlık öncelikle. İçinde kaşar var. Kaşar erimiş zaten. Ben bunu biraz daha yağlı olacağını düşündüm ama yağı ayarı güzel olmuş. Çektim. Lezzetli olmuş. Krakerinizi beğendim. Ama şekilleri biraz bozuk biraz olmuş olabilir. O kadar sorun yapmadım onu ben. Ama haydariniz maalesef olmamış. Çok tuzlu ve ekşimsi bir tat var. Ve çok basit ara sıcağınız Eda Hanım. Ara sıcak olarak tabağı çok mu zayıf buldunuz? Zayıf buldum Kadir Bey maalesef. Yani kendi ara sıcağımı düşününce çok zayıf kaldı. Bakalım görelim Hülya Hanım. Sizin arayacaklar evet. Nasılmış? Göreceğiz tabii ki. Hülya Hanım da beni şaşırdın lütfen. Dur Rabia ben senin şu an şaşırdım zaten bu arasıcağı görünce. Beni şaşırdın. Buyurun Rabia Hanımcığım. Ben Eda Hanım'dan daha güzel bir arasıcak bekliyordum. Zaten çok basit gelmişti. İlk menüyü okuduğum zaman da Hülya Hanım'a maalesef katılıyorum istemeyerek. Gerçekten aşırı tuzlu. Bu kadar şu kadar almama rağmen aşırı tuzluydu. Peynirden olabilir. Peynir tuzluysa ekstradan tuz koymamız ekstra gerekiyordu. Ekstra bir tuz koymadık aşırı biz. Tuz. Peynirinden olabilir. Az önce koydum peyniri çok zaman. Yoğun koymuşsun. Yok çok üstüne aşırı azıcık böyle elinle. Peynire çok yoğun koydun işin bu şu anda bu şekilde. Olabilir. Yoğurdu biraz daha fazla olmuyor muydu Eda Hanım? Çok cıvık geldi bana sanki. Yani biraz da bekledim mutfakta. Dolapta değil dolapta miydi? Dolapta değildi. Keşke dolaba koysaydınız. Öyle çok katı olmaz. Katı değildi. Biraz daha tam tersi. Normalde Haydar bir tık daha sıvı oluyor. Ben biraz daha katı biliyorum. Bile. Sıvı. Hatta ben diyecektim ki çok çırpmamışsınız. Peki kaderiz için ne diyorsun Rabia? Hemen ana yemeğe kaşarsız geçelim. Kaşarsız gibi, hani kaşarı pek yok gibi. Evet var, hiç yok değil ama biraz daha fazla olabilirdi. Yani peki bu ara sıcak hemen kızartılıp gelecek bir ara sıcak mı? Yoksa evet, beklediği evet. Zaman biraz tadında değişiklik olabiliyor. O yüzden olabiliyor. Kaşarından dolayı. Evet, evet. İster istemez bekleyen. Çünkü sıcak olunca böyle kaşar uzar Kadir Bey. Peki sıra ayırıp sondaki kızartmasını bekliyor muydunuz olabilir yani? De. Evet, çünkü olabilir. Yemekler kolay zaten. Sürü arttırıp da kızartabilirdi en son. Peki bu menüyle sürü artar mı? Çok rahat artar. Çok rahat artar. Hmm. Bunu en sona bırakıp en son da kızartabilirdi. Evet, yine bir tık daha en son yapıp da hazırlayıp da kızartmasını en son yapabilir. Ana yemeğimize geçelim efendim. Geçelim. Neydi ana yemeğimiz? Tavuklu patlıcan, tavuklu patlıcanlı bohça, pilav ve yanında da içecek. Rabia bence buraya beğenme psikolojisiyle gelmişti. Baktı savunacak tabak yok, beğenmedi de ürünleri. Baktı ki ben de beğenmeyeyim demeye başladı. Yoksa puan vermeye gelmişti buraya. Ben buraya puan vermeye tabii ki de gelmedim. Eleştirmeye geldim ki eleştirdiğim her şeyin arkasındayım. Ben Eda Hanım'ı koruyor olsaydım eğer Eda Hanım'ın menüsündeki kötü olan şeylere kötü demezdim. Kübra Hanım'ın acımasız eleştirileri sizi kırıyor mu? Yok beğenmedim. Yok hiç güzel olmamış. Hiç senden böyle bir şey beklemezdim. Bir menü beklemezdim. Bunlar gerçekten çok kırıcı sözler. Halbuki ben Kübra Hanım'a da gayet iyi bir puan vermişim. İyi dene kelime. Tam 4 puan vermiştiniz. Çok pişmanım. Bence burada yorumlara göre değil, yemeklere göre puan veriyoruz. Büyük ihtimalle kendisini bu şekilde eleştirdiğim için zoruna gitti verdiği puan. Hakkı vardı yani. Şimdi hak, hukuk olunca... Onunla. Yani ilk gittiğim gün gerçekten yemeğini beğenmiştim. Ara sıcağı hariç. Onun dışında hakkı neyse onu vermek istedim. Evet bekleme süreniz nasıl? Şu an servis olarak iyi mi Eda Hanım? Ay çok bekledik. Aşırı. Evet, aşırı. Aşırı bekledik. Yeni yemek yapılır yani. Sadece bunun için bekledik yoksa ana yemek hemen geliyor mu peşinden? Yani peşine geliyordur herhalde. Biraz da ana yemek için beklemeyiz değil mi? Haftanın şu ana kadar en uzun süren yemek servisini siz yapmışsınız. En uzun mu? Evet. Ben aslında en kısa benim. En kısa benim yani.
Yani yeni yemek yapılıp gelebilirdi şu an neredeyse. Eda Hanım genel olarak yavaş bir bayan. Konuşması da yavaş, kendisi de yavaş. Yavaş bir insanın böyle bir programda olmaması gerekti. Çünkü zaten süreyle cebelleştiğimiz için Eda Hanım yanlış bir yerde. Ben yavaş değilim. Özenle servis yapmayı istedim. Hani kenarlarında bir şey damlamasın, sağı solu temiz olsun diye. Ama masada anladığım kadarıyla çok da bunu önemsemediler. Eda Hanım bence yavaş değildi çünkü tabağında bir özen vardı. Ayrı ayrı iki yemeği de koyması, bu kadar sürede olması çok normaldi. Abartıyorlar. Evet, Emin Beyciğim porsiyonlama nasıl olmuş, sunum nasıl? Biraz da onlardan bahsedelim. Sunum güzel. Kaşar için çok az koymuşsunuz ve benimki erimemiş. Tam ortada duruyor yani. Son anda koymuşum da erir erimez arasında bir şey. Evet, belki vaktin yetmemiş olabilir. Ve şu salatanın dışındaki mor lahana lekelerini ben çok hoşluk bulmadım. Keşke çok bekletmemek silir. İçin. Bazılarını sildim. Demek ki o kalmış da olabilir. Zaten fazla beklediğimizi düşünüyorum. Keşke bir silip getirseydiniz. Yani olmuş olabilir ama peki, onu da sorun etmeyeceğinizi Kübra düşünüyorum. Kübra Hanım'ın ana yemeğinin üstünde kaşar yokmuş. Kaşar yok. Hem de pilavınızı tel şehir ya da arpa şehirleri beklerdim. Çok boş yalan geldi şu an bana. Ama menüyü hani o şekilde yazmamıştım. Hani pilav patlıcan yemeği yani ikisi çok basit yemek. En azından pilavını görsel şehriye, tel şehriye. Hadi ikisini de şehri olarak arpayı da kullanmadın. En azından mısırla süslendirebilirdin. Çok boş bir pilav yani. Patlıcan da aynı şekilde göstersin. Menüyü o şekilde yazdığım için o hani şekilde devam bu etti. Bu şeyin üzerine hadi kaşar koyun. Kaşarın üstüne bir yeşillik beklerdim. Onda niye kaşar yok? Vaktim yetmediği için. Hadi kaşar olmadı diyelim. Başka bir şeyle de kaşarın üstüne ekstra bir süs beklerdim ben. Evet yani aslında zaten benim... Zaten bir eksiğiniz var. Hayır eksiğim var derken böyle. Eksiğim yok. Bakın bende hiç yok tamam, yani. Tamam o olabilir. Esprisi şu an bunun kaşar ya. O bende yok şu an. Tamam. O da erimemiş. Kızı klasik patlıcan pilav şu anda. Zaten pilav da çok boş. Şu an var o kadar basit bir tabak ki. Gerçekten şu an bu sunulacak bir tabak değil. Ara sıcağı mı fiyasko diyor. Kadir Bey gerçekten ana yemek bir fiyasko. Şu an bu tabak fiyasko. Rabia'ya sormak tabii. İstiyorum. Kübra Hanım'ın gününde demiştin ya bu yemeği gerçekten. Misafirime hani çıkarmam biraz... diye. Şu an bu tabak misafire çıkacak misafire mı? Misafire çıkar da. Kadir Bey çıkar ama hani sade olmuş evet dediği ben aslında Kadir Bey bunu misafirime de süsleyip getirdim yani. Ediyorum. Evet Eda sade olmuş. Ben böyle üst üste menü olunca bu biraz daha ağır olmasın. Daha hafif olsun. Sade derken hani yemeğin görselliği mi yoksa? Görsellik olarak pilavımıza şehri yok. En azından bir şehriye kat, bir mısır kat. Yani bunu düşünmeniz yani gerekirdi. Yani ben salatada mısır olduğu için pilavımıza katmak istemedim. Buyur tadına bakalım. Çok böyle hemen hızlı hazırlanmış bir menü ve gerçekten çok basit. Yani. Gerçekten tadı çok güzel. Bunu nasıl düşünemediniz şaşırıyorum. Bence gayet de güzel. Yani. Ben o kadar sizin fiyaskonuz oldu. Çok o kadar fiyasko demedim. Pilavınız tane tane olmuş. Dün bana pişmemiş demiştiniz ya, sizinkinde bir kıtırlık var pilavınızda. Onun haricinde pilavında lezzet yok ve çok yağlı. En azından bir bulyon kullanabilirdi. Hadi bulyon kullanamadı. Hani sade yapmış ya pirinç pilavı. Bildiğin ot gibi yani öyle söyleyeyim. Ama yemeği beğendim. İçine et mi katsaydım? Et değil de tavuk suyu kullanabilirdiniz. En azından lezzet verebilirdim. Hiç yoktan bulyon kullanabilirdim. Çünkü sade pirinç ben ya. Ben asla evimde bulyon kullanmam. Pirinç lablası gibi bir şey ya. Ben kendi ilik suyularını kaynatıp ilik suyuyla yaparım. Ama bugünkü ilik suyum kalmadığı için kullanamadım. Mesela ben tel şehriyem falan böyle hiçbir şey koymadığım zaman, boş yapacağım zaman evde yoksa eğer bir şeyim. Kesinlikle bulyon kullanıyorum. O pirincin o şeyini. Bulyon katkı maddesi boşluğunu, var. Boşluğunu. Katkı maddesi bulyon, her şeyde katkı bulyon, maddesi var. Bulyon eve asla sokma. Bir az önce pilava ot gibi dediniz. Bu da aşırı derece tarçın koymuş. Başka ne acaba gerçekten? Resmen çok böyle ederim. Daha yaklaşmadan böyle ağzlamadan bir buram buram tarçınlı koyuyor. Şu an ılık geliyor. Soğumamış olabilir. Tarçından tadı gelmiyor. Hibiskus yok, yok yani resmen. Yok en son yapmadım ama tarçınlı şerbet gibi bir şey olmuş. Peki yorum yaptınız zaten. Yorum yaptım salata. Zaten. Salatası çok güzel ama ben bu salataya limonu çok seviyorum Kadir Bey. Sos var mı? Limon var. Yağı çok güzel. Limonu yok. Limon beklerdim eşi. Bir tane limon sıkmış. Hiç çok az. Hiç limon tadı gelmedi bana. Yağı var mı? Yağ evet yağlı. Hatta fazla bile yağ koymuş. Limon olmasaydı mor lahananın bir de böyle bir salataya şey, keşke sumak kullansaydınız, nar ekşisi kullansaydınız aşırı yakışıyor. Sizin sadece salatanın üstünde yağ var. Buna bir nar ekşili, sumaklı, limonlu bir en azından pul biber. Mesela bunlar salatanın ana maddesidir. İşte ben onları en son katmayı düşünüyordum. Hiç katmamışsın. Sadece yağ ve koymuşsun. Şöyle bir durum var. Sadece mor lahananın tadı geliyor. Baktım mor lahananın bayağı bir sönmeye başladı. O yüzden vazgeçtim. Şu an bu salatayı kurtaran mor lahana olmuş yani. Çünkü ben mor lahananı seviyorum. Onun haricinde hiç sos yok. Öyle. Evet Emin Bey sizin yorumunuz nedir efendim? Ben şöyle söyleyeyim. Salatanızı beğendim ama salatanızda bir ekşi daha yani limon tadını biraz daha fazla beklerdim. Yağ tadı geliyor sadece.
Pilavınız zaten ne tatlı ne tuzsuz, hiçbir tadı alamadım pilavınızdan. Tane tane olmasız keşke kurtarsaydı ama biraz da dirilik geliyor bana. Yani şu anda patlıcanın içindeki tavuğu sadece beğendim. Yani başka üstündeki pişmeyen kaşarımı yorumlayayım. Yani yorumlayacak bir şey göremiyorum. Ve keşke şu hibisküs şerbeti mi diyorsunuz? Onun evet. Ben biraz daha böyle hafif bir şey olduğunu biliyorum ve buzlu ve soğuk içilir. Siz sıcak sunmuşsunuz şu anda ve tarçın o kadar acı bir boğazda yakma yapıyor ki. Keşke dolaba koyup bir soğutma şansınız olsaydı. Suyla da açabilirdiniz şu aslında. Şu an sıcak çok olabilir, evet. Sıcak. Kişi tadına baktıktan sonra su katsaydınız biraz açık getirebilirdiniz. O şekilde kurtarılırdı. Evet, evet, sıcak olabilir. Büyük ihtimal tadına bakmadınız. Yok, tadına bakmadım. Sıcak keşke olabilir çünkü açardınız çok da güzel olurdu. Şu an yani konsantre. Tarçının fazla olduğunu siz de fark etmişsiniz. Aynen, konsantre usulü olmuş değil. Güzel ama sulandırılır. Kaç tane tarçın attın içine? 4 tane attım. Yani biraz fazla. İçinde bekledikçe zaten yoğunluk katıyor. Neredeyse 1 litre. 1 litre 4 tane tarçın attık, çubuk tarçın. Hayır, çok. Çubuk tarçın, çubuk tarçından 2 tane attık. Şeyden, karanfilden 4 tane 1 attık. 1 litre 2 tane çubuk hiç tarçın. Karanfil, karanfil gelmiyor yok, ama. Yok ama karanfil yok. Karanfil de var. Karanfilden çok tarçın 2 tane zaten atılmaz. Peki, afiyet olsun Emi Bey. Bu ana yemek var. Çok özür dilerim, bu ana yemek sizden puan alacak mı? Bu ana yemek benden puan almayacak. Emin Bey, ben bu yemeğe puan vermem dedi. Bence saygısızca bir item oldu. O yüzden onda emek var, nihayetinde bir zaman var. Yanlış düşünüyor. Bu ana yemek puan almayacak diyorsanız öyledir. Biz de sizi kendi ana yemeğinizde göreceğiz. Lezzetli ama... Göreceğiz zaten hayır, karşılıklı. Gerçekten. Siz beni göreceksiniz, ben sizi göreceğim. Onun ana yemeği eğer lezzet evet, olursa puanla da ama şu an... Öyle. Puan şu anda önümdekini yorumluyorum. Şu anda önümdekini yorumluyorum. Yani gerçekten ama. Pilav tane tane. Patlıcanım keşke şu da... pilavda bir espri yapsaydınız, içine bir şey, belki bezelyeli yapsaydınız, bir şey katsaydınız. Ama yani bir renklendirseydiniz. Ama zaten yanındaki patlıcan yemeği. Yani patlıcan yemeğinin yanında zaten sade pilav olur. Ama ve patlıcan ana, yemeği de. Davetlerde mutlaka bu sade sunulur. Yani şu anda bohça. Neden peki Eda Hanım sade sunuluyor? Yani çünkü ben ev ahalisi olunca böyle şehriyeli yaparım ya da şey farklı yaparım. Tabii ki bak geçen gün sebzeli bir pilav yemiştik değil mi? Bahar pilavı. Evet. Bahar pilavı. O davet sofralarında olabilir. Eğer ben bir bahar pilavı yapacaksam onu yapardım o zaman. Bahar pilavı demiyoruz ama şehriye en azından tamam. Konulur. Tamam ama buna şehriye katılmaz. Patlıcan yemeklerinin yanında özellikle şehriye evet. Pilav olmazsa olmazdı yani. Katılmaz. Davet günlük sofrasında günlük yemeğimiz olmaz. Değil. Ben de patlıcan bu hafta öğrendim şehriyenin pilava espri kattığını. Evet. Espri ben de tat kısa sesten Hadi öğrenmiştim Bey. Daha önce. Ve patlıcan yanına çok yakışır. Beyaz beyaz durmazdı görüntü olarak. Ben tavuklu pilavı bahsedeyim. Ben sade yapıyorum. Tavuklu pilav yapmayacaksam asla ben pirinci pilavı sade yapmam. Peki, afiyet olsun. Afiyet evet Hülya Hanımcığım sizin yorumunuz nedir? Bu kaşara dilim halinde mi koydunuz üzerine? Evet. Keşke dendelip biraz daha dağıtsaydınız. Evet, daha böyle bir akardı yanlardan güzel bir görüntü olurdu öncelikle. Aynen. İçinin tavuğu güzel pişmiş, lezzetli ama... Patlıcanlar maalesef erimiş, aşırı pişmiş. Hı hı. Yani böyle ağzıma alınca sadece tavuk geliyor, patlıcanını hissedemiyorum, erimiş yani. Pilavınız tane tane olmuş ama bir tık çiğ kalmış, çok üzgünüm. Bir de yağı az gelmiş. Pilavın mı yağı pilavın gelmiş? Tereyağı aslında az gelmiş. Koydum. Böyle bir 3-5 dakikada pişirseymişsiniz daha böyle. Halbuki buna tereyağını o kadar fazla koydum ki hatta çok üzüldüm. Neden bu kadar fazla koydum ben diye. Ben az buldum maalesef. Salatanız güzel, hoşuma söyle. Gitti. Hafif limon gene dediğim gibi kaldırabilirdi biraz daha fazla böyle koysaydınız. Bekliyorum. Şerbete gelince şerbet daha güzeldi. Bu biraz yoğun, aşırı tatlı geldi bana. Olabilir. Üst üste kaynattığımız için ve dolaba koyduğumuz için. Peki Hülya Hanımcığım lafınızı bölüyorum ama Kübra Hanım bir şey söyledi. Sonra Rabia Hanım güldü. Peşine Emin Bey güldü. Ben de merak ettim. Ben gördüm. O zaman dedim. Ben ismini mi yaptı yoksa? Hani buyurun. Dün ezik gördüğü şey Kadir Bey. Evet. Ben de bugün dedim ki demek ki ezik yemiyormuş dedim. Ona göre. Neden dolayı dediniz? Ben ezik sevmiyorum hayatım. Ben pişmiş seviyorum. Sen mi söyledin? Aynen. Ben ezik sevmiyorum hayatım. Dün ben pişmiş seviyorum. Dün size söylemişti ezik yiyor diye. Ben dedim ki bugün ezik demek ki ezik sevmiyormuş Rabia dedim. Hayır, ben pilav, lezzetli pilav için diri yorumundan sonra mı söyledim onu? Evet konuşamıyorum. Ama şimdi Kübra Hanım yani yediğiniz onu da farkındasınız. Yok burada siz de Rabia dediyse ezik yiyor. Dedim ki de Rabia Rabia'nın dediğini. Dedim ki demek ki Rabia ezik yemiyormuş dedim. Rabia bana böyle yapınca ben siz söyledim sandım. Yok onu söylediğine ama şimdi dirise diri diyeceğim. Ezikse ezik diyeceğim. Ben hani ezik çok ezik seviyorum diye bir şey yok. Ben çok pişmiş seviyorum demek ya. Demek ki çok pişmiş de sevmiyor musunuz? Tabii ki sevmiyorum. Ben lezzetine de yani gerek yani. Evet. Çok basit. Dünkü kelime espriydi tamam. Yani. Yani yemek ne gerekiyorsa hayır, o kadar pişmeli. Hayır dışarıdan yapın da biz de gülelim. Fıs 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 kendi arasında fıs fıs yapıyorsunuz. Dün o kelimesine çok gülmüştüm de Kadir Bey. Peki. Evet. Hülya Hanımcığım şerbet için yorumunuzu tekrar alalım yarıda kaldı. Şerbet biraz tatlı geldi bana Eda Hanım. Bir de tarçını fazla arkadaşımın dediği gibi. Direkt tarçın kokusu buram buram. Evet. Aslında az kattım. Ama işte siz de işince anlamışsınızdır ama demek istediğimizi.
Konsantresi belki yoğun gelmiş olabilir. Ya olabilir. Evet, Rabia senin yorumun nedir? Son yorum. Kadir Bey, ben çok üzgünüm ya. Böyle söyleyince de biraz üzülüyor gibi hissediyorum. Sebebi İnanır de şu. İnanır mısın? Yüzünde öyle bir üzgün ifade var sebebi ki. Sebebi de şu. İçim... Sebebi de şu. Bunu Eda Hanım nasıl yapacak acaba? O nasıl bir üzgünlük? Hayır. Sebebi de şu. Ben Eda Hanım'dan gerçekten çok aşırı güzel bir menü bekliyordum. Hayal kırıklığına mı uğrattım sizi? Evet. Ya. Maalesef evet. Salatayı beğendim. Ekşiliği azlığı beni rahatsız etmedi. Çünkü ben zaten ekşi sevmediğim için pek fark etmedim de. Hiç patlıcanda ben tavuk kullanmamıştım. Hep köfte, etle yapılıyor ya. Ama beğendim. Gerçekten çok lezzetli. Pilav konusunda evet diri olmuş. Ve ben de bu şekilde pilav sevmiyorum. Sade sevmiyorsunuz. Evet, sade sevmiyorum. Çok boş geliyor bana. Hı hı. Yani normalde biz de ev ailesi olarak yiyoruz öyle şehriyeli. Evet. Ama dediğim gibi patlıcanın içerisinde ben zaten sultan kebabına da bu şekilde yapıyorum. Evet, sultan kebabını olmuş, da böyle yapıyorum. Zaten. Onun yerine patlıcanı kızartıp sultan hamur yerine bunu yaptım. Ama ben yine de diyemem ki ben bu yemeğe puan veremem diye. En azından patlıcanı güzeldi. Bunu görmezden gelemem yani. Ben Eda Hanım'ın sabahki iddiasını burada yakalayamadığım için öyle bir yorum yaptım. Sabah bizim öyle masayı doldurdu. Bize öyle bir görsel evet. Şölen yaptı ki ben şu anda ana yemeğinde yani öyle bir güzel bir şeyler beklemiştim ki yani o yüzden keşke, böyle bir yorum yaptım. Hala da arkasındayım yaptığım yorumu. Keşke iki saati dolu dolu güzel şeyler, daha farklı şeyler sığdırabilseydim de benim için bunlar o kadar güzel ki. Keşke yani, ana yemek için şu patlıcan bohçasını yapacağınızda başka bir şey yapabilirdiniz böyle diye düşünüyorum ben. Yani olabilir. Şu anda bohça ortadan ikiye ama ayrıldı ama kusura bakmayın artık. Yok, hiç de kusura bakmıyorum. Peki, yani elinize sağlık. Sizin tercihiniz. Şöyle vereyim, tiramisu'ya geçebiliriz. Bu arada arkadaşlar, anladığım kadarıyla şehriyesi pilav yemiyorsunuz ama soğuk pilav yiyebiliyorsunuz galiba. Şöyle söyleyeyim. Hiç kimseye masada pilavın soğuk olduğunu evet. söylemedi. Kadir Bey her şey soğuk olduğu için baştan beri. Yok, patlıcan kızım beğenmedik yani sıcak soğuk olduğu çok fark etmiyor. Bu kadar beklemenize rağmen pilavın soğuk gelmesi normal mi arkadaşlar? Zaten normal yani. İdare sofrası. Pilav soğuk yenir mi? Normal soğuk yenmez tabii. Peki şu an soğuk pilavı neden kimse soğuk? Beğenmedik. Bakın pilavı tabii. Beğenip beğenmediğinizi sormuyorum. Şimdi benim sorum başka bir şey, senin verdiğin evet, cevap başka tabii bir şey. Ki. Onu da davet sofrasında önünüzdeki İbrahim. Pilav soğuk. Şehriyeye takıldınız ama soğuğa takılmadınız. O kadar çok eksik kaldık Kadir Bey, oraya gelemedik. Ben de gereksiz şey şeylere takıldığınızı düşünüyorum. Yani hı-hı. Bir davet sofrasında hem çok beklediğinizi söylüyorsunuz, şikayet ediyorsunuz. Ve önünüze pilav soğuk geliyor. Ben pilavı soğuk da severim. Bu kadar beklemenize rağmen... Bu kadar beklemenizden bu pilav neden soğuk diye kimse sormadı. Ben yemeği sıcak olduğu için pilava çok takılmadım. İkisinin hani birlikte yendiği zaman dengelediğini ya, soğuk düşündüm. Soğuk pilav yiyorsunuz seviyorum yani. Seviyorum ben soğuk pilavı. Pilava yağlı dedin ya, soğuk pilav her daim yağlı olur. Çünkü yağ alta iner. Evet, kaldırdığında bu sefer altını yağlı görürsün pilav soğuk olduğu doğru, için. Doğru evet. Bu pilavına yağ az olduğu için demek ki soğukluğunu fazla hissetmedik Kadir Bey. Yani ben ona şaşırdım. Herkes şehriye şehriye Hülya şehriye. Ben de Hülya Hanım söyler diye tahmin kimse... etmiştim. Hülya Hanım böyle biraz bekliyor, son anda tam böyle şeyini... Bahanelerini Hülya Hanım'a sun sen. Kolay geliyor, kolay geliyor arkadaşlar. Mesela bana dün paçanga böreğinin içinde de domates yoktu. Paçanga böreğin olmazsa olmazı domatesdir ama hiç kimse domates tamam yok demedi. Sen tatları al gel, ondan sonra onlara tamam. Bakarız, koş. Yağdan yemedik Kadir Bey. Yağdan yiyemedim, ısırdım yiyeyim böyle zor yok, o lokmayı... Yok, doymadığınızı sormuyorum lokmayı zaten ama bile. İçini açtın ya, orada eksikleri görmedin mi evet, domates olmadığını? Evet, biberim pişti, çok halde pişmediğini çok söylediler çok, böyle baktım zaten yani dışarıdan. Zaten ortadan böldüğünde içindekiler dışarı çıkmıştı. Evet. Ne bileyim. Domatesin erip yok olduğunu düşündüm. Yani ben sizi dinliyorum, böyle domates uzun hani, yorumlarınızı da dinliyorum. Ama ne kadar dolu, ne kadar boş onları da bir kenara domates yazıyorum. Domates eriyen ve yok olan bir şey ya Kadir Bey. Hani domatesi seçmek mümkün değil yemekte. Ben onun arasından... nasıl seçecektim domatesi? Kız Kübra, bu bahaneleri sen git, evdeki çocuklara söyle. Kadir Bey, domatesi nasıl ayırt edebiliriz biz yemeğin içinde? O erise bile kabuğu yufkadan. Tüllünün içinde yani. Mi ayırt et diyorum sana? Paçanga böreğinin içi domatesi paçanga, nasıl ayırt edemiyorsun? O da kavurduğu için, hani içerisi kavrulduğu için domates bak, erimiş paçanga gitmişti. Paçanga böreğinin zaten içi çok kavrulmaz. Bir tık zaten diri olur. Evet. O yüzden domatesleri de çok bir şey kaybolmaz. Hani bir bezelye arasam da şimdi domates arıyorum. Açtığında domatesi, biberi, pastırması belli olur. Şunu soğan demek istiyorum. Domatesi hiç aramıyorum. Birbirinizi çok güzel eleştirmek istiyorsunuz. O hırsınız var farkındayım. Ama gereken yerlerde eleştirin. O eleştiriyi tokat gibi ben yüzüne vur. Ben gereken yerde eleştirdiğimi düşünüyorum. Ama siz saçın sarı, gözün mavi, çocuk, şehriye koymadın. Şehri lazım ama. Şimdi ben size diyorum ya, lütfen güzel eleştiriler yapın ki seyircin de desin ki yarışmacı arkadaşlar genelde ne kadar güzel genelde Türkiye'de ama Kadir Bey, var. Türk mutfağında genelde sadece tavuklu pilav haricinde pirinç pilavımız hep şehriyeli yapılır. Davet sofralarında şehriye konmaz. Kübra Hanım o kadar çok eğitim aldığından bahsediyor ama davet sofrasında pirinç pilavının şehriyeli gelmeyeceğinden haberi yok. Evet, afiyet olsun efendim. Bugünkü tatlımız tiramisuydu. Bakalım tadı nasıl olmuş.
Kedi diliyle yaptınız değil mi? Evet, kedi diliyle yaptım. Kedi dili şu an içinde çok az var. O yüzden tadını alamıyorum. Sanki sadece şu an şey krema yiyormuş gibi bir tat geliyor. Olabilir. Bu şekilde yapmayı tercih ettim. Benim bildiğim tiramisularda üstünde bir kakao olur, bir Türk kahvesi olur. Ben evet. Ne bulursam üstüne döküyorum illa. Üstüne bir sunum illa ki yapıyorum. Ve ayrıyetten içinde kremasında biraz fazla labne kullanıyorum. Buyurun. Ki o lezzeti alabilsinler diye. Labne kullandınız mı içinde? Evet. Hiç böyle gelmiyor bile dile, böyle çok az. Zaten gelse de çok ağır şey olur. Labne gelmemesi lazım. Şey, bunun kremasının amacı içinde labnenin olması. Tamam, biraz daha baskın olması lazım. Var. Zaten bir şey değil mi? Emin Bey aşırı derece labne tadı aldım. Ben çok kullandım zaten. Ben nedense az alıyorum. Bana böyle hiç gelmiyor. Krema. Bana şu an çok geldi. Bana çok böyle fazla. Yağ tarzı bir şey bayağı geliyor. Bayağı yoğun kullanmış ve hatta. Ve içinde kedi dili kullanmışsınız evet. Diye tahmin ediyorum ve kedi dilini böyle biraz daha fazla granül kahve tarzında bir şeyle böyle ıslatsaydınız daha güzel bir lezzet olacağını önce düşünüyorum. Önce yerseniz ben. Görürsünüz granül kahveyle yapılmış mı yapılmamış mı. Ama yine gelmiyor ki. Granül kahve içerisinde kremanın yoğunluğundan şu an kahveyi alamıyoruz. Aslında yani şu an güzel batırmış, güzel ıslatmış. Üstünü almaktan aşağıya böyle zaman bulamıyoruz. Keşke granül kahveyle ıslanmış. İlk önce bir yiyin siz bence. Ben yedim o yüzden bence yorum yapıyorum. Bence siz bir tadına bakın. Zaten. Bir tadına bakın lütfen. Kremadan sonra tadına bakamıyorum. Şu anda tadına bakıyorum zaten. Hayır tamam zaten. Bir susun lütfen. Olmamış bir şeyin bakın. Tadına bakamıyorum işte. Kakao i̇şte, yok bir şey yok. İşte ama görüntüye bakarak şey yapmayın. Bu yalancı tiramisu o zaman bu. Benim için evet, tiramisu değil bakın. Bu. Ben olsaydım böyle bir tiramisuyu hayatta masaya koymazdım. Misafirlerime de sunmazdım. O tatlıyı görünce zaten başımdan aşağı kaynar sular indi. Tatlının savacak hiçbir tarafı yoktu. Bu şey çocuklarım yesin 2 dakikada yapayım geçeyim. Bence bu gerçek tiramisu değil Kadir Bey zaten. Size ilk başta onun yorumunu yapayım. Şu an masada bunun herkes tadı. Bu yalancı tiramisu. Ya kedi önce, dili. Önce tadına bakacaksınız. Normal tiramisunun böyle olduğunu hiçbir şekilde katılmıyorum. Zaten kedi dili kullanıyorsunuz ama biz bunun böyle kedi dili tabii kullanan vardır ama biz zaten ona özel tiramisu, Kadir Bey, ben kedi diliyle yapılmazdı. Gerçek tiramisu diye. Gerçek tiramisu kedi diliyle yapılmaz. Bu yalancı diye de yazıyordu ya biz tiramisuya bakıyoruz. O zaman yalancı tiramisu yapıyoruz. Kekle yapsaydınız gerçek orijinal tiramisu olurdu. Peki Emin'cim labne tadı almıyorum dedin. Ben biraz daha böyle yağ tarzında. Şekeri nasıl? Bence şeker oranı falan güzel. Peki. Ve orijinal tiramisu olarak kabul etmiyorsun kabul ama. Kabul etmiyorum. Eda Hanım zaten ben orijinal tiramisu demedim. Ama menüde o zaman öyle belirtecekti. Tiramisu yazıyordu çünkü. Ben ona göre yorum peki. Yapıyorum. Hani bana da pasta değil demişlerdi ya. Ben de sadece pasta yapmıştım ya Kadir Bey. Biz krem şantili pasta bekliyoruz diye hani böyle ısrarla bana pastanın olmadığını söyle. O zaman pasta tiramisu yapmak zorundasın. Oluyor. O zaman ben krem şanti koymadım yani pastanın dışına Eda çıktı. Eda Hanım çok beğenmişti sizin pastanızı. Çok beğendim ama bu pasta değil dışını beğenmemiştik demişti. Beğenmedim. Hayır. Dışını beğenmiyorsunuz. Çok yanlış düşünüyorsunuz. Çünkü. O kadar pişman olacaksınız ki dışı güzel. Bu program bittikten sonra bence Kübra Hanım. Neye pişman olacağım? Yanılacaksınız bana söylediklerinizden. Çünkü ben sizin haksızlık yapıyorsunuz şu an. Ben sizin pastanızı gayet çok beğendim. Pastayı beğendiniz dış görünüşünü beğenmediniz. Ve şöyle yaptım. Kübra Hanım ben direkt pasta deyince sizden aklıma. Sizden başka bir şey bekliyordum dediniz. Ben çok iyi hatırlıyorum sizin dediğinizi. Sadece pasta deyince kenarları böyle kaplı, çikolata kaplı, farklı. Hazır yaş pasta gibi. Tamam işte pasta yani. Ben pasta şefiyim biliyorum falan deyince böyle bir şey, görkemli bir şey bekledim. O zaman biz tiramisu bu deyince o zaman ben size tiramisu orijinal demedim. Ama ben değil mi o zaman? Biz senden tiramisu bekliyoruz. Ay bunu beklemiyordum şöyle oldu diye. Sen benden yaş krem şantili pasta bekliyorsan. Rabia Hanım'ın yorumunu alalım. Buyurun Rabia. Kadir Bey ben çok severim tiramisuyu. Ama şunu söylemek aşırı derecede labne var. Üstü komple böyle hafif böyle çok az bir şekere karıştırılmış labne konulmuş gibi nasıl labne alamadınız ben labneyi çok seven birisiyim. Sen belki ondan seviyorsunuz sonra, sevmiyorsunuz Kadir ona Bey, karışamam. Emin Bey her şeyden çok anladığını düşünüyor. Önümüze gelen labne peynirli magnolia'da labne olmadığını söyledi ama tamamen önümüze magnolia gelmişti. Buradan anlıyoruz cahiliyetini. Tam kedi yemediği dilleri için tam çünkü. Islanmamış. İçleri hala kuru kalmış bu kısımlar şöyle. Yani hiç beğenemedim. Çünkü dediğim gibi komple üstünü kreması labne olmuş. Şeker tadı da yok. Şeker tadı alıyorum ben, dediniz. Tadı. Ben alıyorum demedim. Onun Kadir için yeterliymiş şeker. Yeterli. Bana göre yeterli dedim. Şeker tadı alıyorum yani, demedim. İşte dinlerken biraz dolu dinleyin de. Yani sadece laf yapmak için yapmayın Rabia Hanım. Peki normalde orijinal tiramisu da satılan tiramisularda evet. Şeker oranı bu şekilde mi oluyor? Bir tık daha fazla oluyor. Yani biraz tabii daha fazla olması lazım da şu anda ben şekerine takılmıyorum. Şu anda tiramisu olmamasına takıldığım için. Niye takılmıyorsunuz? Her şeye takılıyorsunuz. Şu anda ben zaten ilk başta yorum yaparken olmamış tiramisu, yalancı tiramisu diyerek adlandırdığım için benim gözümde zaten 1-0 eksiğe çıkmış oluyor. Yani o yüzden siz kendi şeker yorumunuza bakın. Şeker tadı yok Kadir Bey. Komple kreması labneden oluşmuş. Böyle bir labneyi karıştırmış bu şekilde üstüne dökmüş gibi.
İçindeki kedi dili de tam olarak kahveyi içine çekmemiş. Peki, afiyet olsun. Eynen. Hülya Hanımcığım. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık Eda afiyet Hanım. Afiyet olsun Hülya Hanımcığım. Hayal kırıklığındayım ben de maalesef. Çünkü bu şekilde bir servis beklemiyordum ben. Nasıl bekliyordunuz? Şöyle tepside dilim dilim bekliyordum. Bir de üzeri çok boş kalmış bir kahve veya kakao isterdim. Görsel. Bir yeşil bir nane kenarında isterdim. Bir çilek isterdim. Eda Hanım da istiyordu bunu ben ama. Ben de istiyordum. Ve o peynir tadını ben de alıyorum. Şekeri nasıl Hülya Hanım? Hafif. Az. Az yani. Çok bana az, göre az. Peki. Afiyet olsun. Evet sevgili seyirciler. Bilmiyorum arkadaşlar sağlık. Bu arada kakaoya süresi yetmedi maalesef ki. Aynen. Son böyle 5, 4, 3, 2 derken o arada kakao ararken. O olabilseydi Kadir Bey belki kremanın tadı. Yorumlarla değişti o zaman. Biraz çıplak çıktı tiramisular önünüze ama siz şekerini az bulanlarınız var. Keza içinde. Sunumda kullanamıyor muyuz Kadir Bey? Kullanamıyor muydu? Kullanamıyoruz. Maalesef. Hiçbir şekilde. Süsleme dahil mi süreye? Evet süsleyiyordum. Yani malzemelerini hazırlaması lazımdı. Eda Hanım evde var diye malzemelerin arasına da çıkartmamış kakaoyu. Hmm. O yüzden de etrafta kakao aradı. Elinin altında olmadığı için. Bugün evet. Eda Hanım biraz malzeme konusunda eksiklerle çıktı sahneye aslında. Eyvah. Sonra o da toparlaması zor oldu. Ama ben söylemiştim heyecanlanacağını ve heyecandan da çok büyük hatalarınız olmuş maalesef. Yok, çok üzüldüm çok sizin büyük adınıza. Yani bu kadar kolay oldu. Bir yemeği. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Çorbanın içindeki kıymayı da maalesef ki listeye yazmayı unutmuş. Ondan sonra içeride tekrardan kıyma istedik. Eşini aradı. Tekrar kıyma getirdi. Listeye kıyma yazmamıştı. Ama kıymayı sonradan getirip köfteyi yoğurdu. Bunun da bilgisini vermek zorundayım burada. Yani bugün bazı eksikliklerle başladık Eda Hanım'la. Problemler yaşadık. Menüyü evet. Yetiştirdi ama tabii ki bazı eksiklikleri var. Evet, yine de eline koluna sağlık diyorum. Gününü tamamladı. Eda Hanım bence heyecanına kapılaraktan bugün her şeyi eksik yaptı. Ben zaten dünkü röportajda da söylemiştim Eda'nın hiçbir şey yapamayacağını, bilgisinin olmadığını. Bugün de ondan beklediğim bir performans sergiledi. Şaşırmadım. Bugün çok eğlendim. Kadir Bey'le çok güzel mutfakta çok güzel sohbetlerimiz oldu. O yüzden benim için olumsuzluklar çok da önemli değil. Ben olumlu tarafına bakıyorum. Bugünkü menülerim de gayet güzel, sohbetlerimiz de çok güzel, fevkaladeydi. Şimdi son iki gün, son iki yarışmacı Emin Bey kaldı ve Hülya Hanım kaldı. Bakalım yarın kiminle yarışacağız merak ediyorum o zaman. Hemen puanlamaya gidelim ardından yarışmacılarımızı seçelim. Eda Hanım maalesef menünüzü beğenemedim. Gereken yorumları da masanızda yaptım. Sizde puanım. 2. Eda Hanım bugün beni hayal kırıklığına uğrattınız. Ama yine size adaletli olacağım. Menünüz çünkü biraz daha uğraştı. En azından Rabia Hanım gibi kolay bir menü seçmemiştiniz. Size o yüzden puanım. 3. Başarılı bir performans değildi. O yüzden Eda Hanım'a puanım. 2. Eda Hanım'dan çok güzel bir menü bekliyordum. Menüsü çok basitti. Basit olmasına rağmen yemeklerini yapamamıştı. Bu yüzden Eda Hanım'a puanım. 2. Haydi bakalım son iki gün son iki yarışmacı. Haydi bakalım yarınki yarışmacımız hazır mısınız? Hazırız. Hazır mısınız? Hazırız. Emin Bey oluyor efendim. Yarın ekran başında olun. Sakın ayrılmayın. İddialı, genç, kendine güveren, bu yaşta da başarılı olmuş bir arkadaşımız bu masada ve bilgisine güveniyor. Evet güveniyorum. Hala eminsin her şeyden. Hala her şeyden eminim. Kendim gibi eminim. Yarını iple çekiyorum. Hadi bakalım. Bizde. Yarın benim günüm. Güzel lezzetli ürünler göreceksiniz. Güçlü bir rakip nasıl olunmuş onu göreceksiniz. İddialı, dinamik ve genç bir yarışmacıyım. Ve genç olduğum için de her şeyi çok iyi yapacağımı düşünüyorum. Kadir Bey ile de enerjimizi çok iyi tutacağımı düşünüyorum. Kendimden sonra Emin'in de eğitimi aldığı için ondan da bir şeyler bekliyorum yani. Eğer zamanını güzel kullanırsa güzel şeyler yapacağını düşünüyorum Emin'in. Yarın Emin Bey'den bir yumurta kırık getirmesini bekliyorum. Getirdiği zaman da eleştirmem çünkü onun kapasitesi o kadar. Yarın ben de mutfakta canla başla çalışan bir yarışmacı görmek istiyorum. Tabii ki o kişi benim zaten. Güzel bu tarifler hafta anlatan, enerji. Kameraya sırtını dönmeyen. Ve cuma günü de efendim masamızın prensesi Hülya Hanım'la yarışacağız. Kendisi İnşallah. Çok naif, çok zarif bir hanımefendi. İddialı da, evet. Kuaför de aynı zamanda. Eminim ekran başındaki hanımlara güzel saçla alakalı tüyolar da verirsiniz.
Tabii ki. Değil mi? Hadi evet. Bakalım. Peki, şimdi sıra bende. Ben puanımı vereceğim Eda Hanım'a. Yarın aynı saatte görüşürüz hanımlar beyler. Haydi bakalım. Teşekkür ederiz. Sizde. Bir günü daha geride bıraktık. Eda Hanım'ın eline koluna sağlık. Hiç saklayamayacağım içimde. Eda Hanım'dan ben çok büyük bir performans bekliyordum. Sabah bu eve de bayağı ümitli bir şekilde geldim. Ama maalesef ki Eda Hanım'ın program heyecanından mıdır yoksa günlük hayatta da bu kadar eli yavaş mıdır bilmiyorum ama bugün maalesef ki mutfakta aşırı ağır kaldı. Hiç kendini mutfağa adapte edemedi. Yemeklerle ilgilenmedi. Yani bugün Eda Hanım'a yardım etmeseydim bugün sadece çorba içiyorduk. Yemeklere gelince çorbasının lezzetini beğendim. Evet bir tık bulgurları fazla kaçmıştı ama lezzeti güzeldi. Kıvamı güzeldi. Ara sıcak aşırı basitti. Yani hiç ara sıcak denilecek bir şey yoktu tabakta. Ana yemeğe gelince patlıcanı gayet güzeldi. Pilavı buz gibiydi, diriydi. Tiramisu'ya da maalesef şeker koymayı unuttuğu için sadece kahveli suya attığımız şekerle tatlandırdık. Eline koluna sağlık diyorum. Zaten sunumunu da kimse beğenmedi. Puanımı veriyorum. Ah Eda abla. Evet Eda Hanım'a puanımı verdim. Yarın Emin Bey yarışacak. Fazla bir şey dememe gerek yok. Yarın ekran başında olun yeterli. Aynı saatte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.